Efendim akşamınız hayır olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben öncelikle yarınki program hakkında bilgi vereyim. Yarın Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi konferans salonunda saat 14.30'da Türk Dünyası'nda Nevruz Bayramı adlı Hacettepe Üniversitesi'nde Edebiyat Fakültesinden Türk Dili Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Özkul Çobanoğlu'nun bir konferansı olacak. Gençlik kollarımızın düzenlediği bu konferansa hepiniz davetlisiniz, şeref verirsiniz. Efendim bu hafta Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı öğretim üyesi, yardım doçent doktor Volkan Martin hocamızla birlikteyiz. Çanakkale ve Vatan adlı konferansıyla. Hocamız Eskişehir doğumlu. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde lisans eğitimini tamamladı. Ardından yüksek lisans eğitiminin ardından Ankara'da Gazi Üniversitesi'nde yakın zamanlarda kaybettiğimiz Vahdet Keleş Yılmaz hocamızla birlikte doktorasını gerçekleştirdi. Bir 6 yıl süresince Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde okutmanlık görevini yerine getirdi. 2013'ten beri de Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı öğretim üyesi hocamız bu hafta Çanakkale ve Vatan ismiyle konferanslarını verecekler. Bizlerle birlikteler. Hoş geldiniz hocam. Buyurun. Hoş bulduk. Teşekkürler. Bu kutlu çatı altında öyle seçkin bir topluluğa seslenmek tabii benim için büyük bir bahtiyarlık. Çanakkale üzerine 6,5 yıl görev aldığım Çanakkale'de gün boyunca konuşuyor ve Çanakkale'nin hemen hemen her noktası hakkında bir şeyler söylemeye çalışıyordum. Fakat tabii böyle sınırlı bir zamanda oldukça toplu bilgi vererek insanlara fazla hani dağıtmadan konuşmaya yapacağım. Çanakkale ve vatan kelimesi beraber alınıyor. Daha önce yaptığım bir konuşmada da buna dikkat çektim. Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı'nda birçok cephede savaşıyordu. Fakat o cephelerle vatanı özdeşleştirmek mümkün değildi. Daha çok Çanakkale özdeşleştiriliyordu. Çünkü Çanakkale şairin de dediği gibi bir vatan kalbinin attığı yer. Ve bu vatan kalbinin attığı yeri biz uzun yıllar ihmal ettik. Pek üzerinde durmadık. Oraya gitmek bile mümkün değildi. Karayoluyla duyarları gezmek mümkün değildi. Sonradan ilgi alaka artmaya başladı. 90. yılından sonra daha da arttı. 100. yılını idrak ettik. Fakat 100. yılı geçmiş olsa bile Çanakkale her dem önemini koruyan bir cephe. Çünkü çokça vurguluyorum. Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı'nda bu kadar çok cephede savaşıyor. Fakat dünya savaş tarihlerinde Çanakkale'yi sadece 2-3 yerde duyabiliyorsunuz, görebiliyorsunuz Osmanlı Devleti'ni. Bunlardan biri Çanakkale. Çanakkale savaşları 7 düvele karşı denilir ya, öyle bir güce karşı ve onların büyüklenmelerine karşı yapılan bir savaş. Çünkü teknolojilerine güveniyorlardı, güçlerine güveniyorlardı, sayılarına güveniyorlardı. Bu dengeyi değiştiren, buradaki işte Türk askerinin cesareti, metaneti ve üzerine düşen vazifede tek geri adım atmaması. Biz şimdi buradaki ilk resimden başlayayım. Yukarıda harp madalyası var. Çanakkale ile beraber başlıyor bu harp madalyası. Onunla özdeşleşmiş ve o dönemde kullanılan Osmanlı bayrağı. Bu Çanakkale'de Boğaz Komutanlığı'nın hemen üstündeki yazı, şehir merkezinde. Çanakkale savaşları biz ziyaret ettiğimizde sadece Yarımada'yı geziyoruz. Şu Gelibolu Yarımadası'nı geziyoruz. Fakat Çanakkale savaşları çok geniş alana yayılmış bir savaş. Anadolu yakası da var. Ve daha da kuzeyde işte Taros Körfezi'nin üstü de aslında savaş bölgesi olarak geçiyor. Çünkü Osmanlı Devleti Çanakkale savaşları başlamadan önce iki yerden saldırı bekliyor. Bunlardan biri İzmir'e,
daha doğrusu Batı Anadolu'ya, daha güney kısmına veyahut da Trakya bölgesine saldırı bekliyor. Onun dışında Çanakkale'ye bir saldırı ilk başta düşünülüyor. Osmanlı Devleti bunun için önlemini alıyor tabii ki. Mesela savaşın başlangıç kısmı ile ilgili herkesin bildiği yerlere kısaca geçmek istiyorum. Çünkü oralar artık herkes biliniyor, biliyorsunuz. Goben ve Berestav geliyor. İşte Goben ve Berestav Çanakkale Boğazı'ndan geçiyor ve Çanakkale ilk defa Birinci Dünya Savaşı'nın tarihlerinde buradan iki tane savaş gemisinin alındığı andan itibaren Dünya Savaş tarihinde görüyoruz. Osmanlı Devleti burayı yavaş yavaş savunmaya açıyor. Önemli nokta, Osmanlı Devleti burada yaptığı çalışmalarının temeli kıyı savunması. Yani biz Çanakkale muharebeleri, deniz muharebeleri dediğimizde de bir deniz savaşından bahsedemiyoruz. İnebahtı gibi, Pireveze gibi. Bu kıyı savunması ve Osmanlı Devleti yüzyıllar boyunca yaptığı yatırımın semeresini 1915'te alacak. Bu nasıl oluyor? Çanakkale Boğazı'nın önem arz etmeye başladığı gün, evet, başladığı yıllar Osmanlı Devleti'nin Akdeniz'deki hakimiyetinin yavaş yavaş eksilmeye başladığı zamanlara denk geliyor. Çünkü Osmanlı Devleti'nin kendisini savunma noktası yavaş yavaş Çanakkale'nin ilk istihkamlarının yapıldığı yerlere kadar geliyor. Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminde Çanakkale'ye istihkam yapmak çok doğru bir hareket değildi. Fakat Osmanlı Devleti ihtiyacına binaen buralara istihkamlar yapıyor. Hepiniz de bilirsiniz. İki tane meşhur kalesi var. Zaten Çanakkale ismini de oradan alıyor. Seddülbahir ve Kilitbahir. Kilitbahir. Kilitbahir Kalesi İstanbul'un muhasarası sırasında İstanbul'a destek verildiği için Fatih Sultan Mehmet tarafından yapılıyor. 1462'de, yani fetihten sonra ihtiyaca binaen. Çünkü eğer diyor burayı biz bir kilit vurmazsak denize, İstanbul tehlike altında olur. Yani bunun Çanakkale'nin önemi o zaman anlaşılıyor. Fakat Osmanlı Devleti'nin sınırları arttıkça burada istihkam kısımları bekletiliyor. Yani daha saldırı gelmiyor. Boğaz'a daha saldırı yapılmıyor. Fakat 17. yüzyılda Venedik tehlikesi var. Venedik tehlikesi yüzünden Osmanlı Devleti bir kere daha burada yatırım yapıyor. O işte Seddülbahir Kalesi dediğimiz kale, işte bu Venedik tehlikesi üzerine yapılıyor. Kilitbahir Kalesi'nden 200 yıl sonra. Bu kaleler tek kale değil. Yani bunlar karşılıklı kaleler. Ve Osmanlı Devleti yaptığı savunmalarda ikiz istihkam yöntemini kullanıyor. Kilitbahir Kalesi'nin karşısında Kale-i Sultaniye, yani bugünkü ismiyle Çimenlik Kalesi var. Seddülbahir Kalesi'nin karşısında da Kum Kale diye biliniyor ama Kale-i Hakaniye diye bilinen bir kale var. Yani bir tarafa kale yapmıyor, her iki tarafa da yapıyor ki savunmasını tam olarak gerçekleştirsin. Bu 17. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar böyle devam ediyor. Bu savunma biçimiyle devam ediyor. Fakat 3. Selim döneminde İngiliz donanması buradan geçiyor. Çanakkale'den geçiyor ve İstanbul'u tehdit ediyor. Bu durum üzerine 3. Selim'den itibaren her padişah imkanı doğrultusunda Çanakkale'ye istihkam yapıyor. O yüzden biz bugün işte Çanakkale ile ilgili savaşlarda zikrettiğimiz istihkamlar, tabyalar, işte Mecidiye tabyası, Azizye tabyası, Yıldız tabyası şeklinde sayıyoruz. Bunlar o döneme ait padişahların yaptırdığı tabyalar ve bunlar ikiz tabyalardır. Karşılıklıdır. Aynı diyelim iki açıyoruz. Bu şekildedir. Aynı bu şekilde boğazı korurlar. Osmanlı Devleti bunu şuradan bahsediyorduk. Kilitbahir Kalesi, Çanakkale yerleşiminin olduğu yer burası. Burası 1200 metredir. Çanakkale Boğazı'nın en dar noktası. Şurası Narağburnu'dur. Ve gemiler buradan 90 derece açı yaparak Marmara'ya girerler. O yüzden Osmanlı Devleti'nin ne kadar stratejik düşündüğünü görebiliyoruz. Yani orası Çanakkale'yi ve Marmara'yı, hatta İstanbul'u koruyabileceğiniz nadir yerlerden biri. Kale-i Hakaniye burası, Seddülbahir de burası. Diğer tabyalar bu yol üzerine yapılıyor. Çanakkale'nin topografik yapısını burada biraz paylaşmak istedim. Çanakkale'ye niye bu kadar az istihkam yapıldığını da burada görüyoruz. Burası o kadar kolay düz bir arazi değil. Dikkat ederseniz derin yarlar var.
Mesela buralar, şuralar. O yüzden şuraya, şurada kalemiz var. Burada eski hisarlık. Şimdi abidenin olduğu noktadır. Ve ta içerilerde Kilitmayır Kalesi yapılıyor. Çanakkale Savaşları'nın nedenlerini hepimiz biliriz. Her şeyden önce Osmanlı Devleti'ni savaş dışı bırakarak Rusya'ya yardım etmek için geliyorlar. Ve buradan rahatlıkla geçebileceklerini düşünüyorlar. Çünkü Osmanlı Devleti'nin referansı çok kötü. Bundan önce yaptığı savaş, Balkan Savaşları ve Balkan Savaşları'nda Osmanlı Devleti kendisinden beklenmeyen bir performans sergiliyor. Hatta Osmanlı subayları bu duruma hep kendi aralarında Balkan hacareti diyorlar. Çünkü Osmanlı Devleti rakiplerinden silah olarak ve asker olarak güçlüyken başka nedenlerden dolayı biliyorsunuz savaş kaybedilmişti. Ve büyük devletler de işte bunu görerek, bu referansa bakarak Çanakkale'den kolayca geçebileceklerini düşünüyorlar ve planlarını bu doğrultuda yapıyorlar. Çanakkale'ye saldırılmasıyla ilgili olarak sadece bu nedenler değil, aynı zamanda İngilizlerin böyle bazı takıntıları var. Mesela Deniz Bakanı o dönem içerisinde Deniz Lord'u, Churchill'in gençliğinde yazdığı bir tiyatro eseri var. O tiyatro eserinde böyle bir savaş sahnesi anlatılıyor. Yani kıyıdan bir yer savunuluyor ve İngilizler oradan geçip gidiyorlar ve zafere ulaşıyorlar. Böyle bir ticaret, bir tiyatro eseri yazıyor. Zihninde, genç Churchill'in zihninde böyle bir yer var ve burayı da Çanakkale sağlıyor böyle bir sahne olarak. Osmanlı Devleti'nde çok bu işte zorlamayacağını düşünüyorlar. Çünkü az önce de söyledim, çok güçlü bir devlet olarak görmüyorlar. Savaşın aslında biz 18 Mart'ta biliyorsunuz 18 Mart'ta anlıyoruz. Ancak savaş bir yıldan daha uzun süre devam ediyor. Bir kere savaşın işte ilk başlangıç noktada var. Çanakkale Savaşı'nın yapılacağını biz hepimiz biliyoruzdur. Bu Karadeniz olayından sonra Birleşik Donanma ilk önce Çanakkale'yi vuruyor. Ve Birleşik Donanma'nın Çanakkale'yi vurması üzerine biz Çanakkale'de 1914 sonunda ve 1915'te savaşacağımızı tahmin ediyoruz ve yavaş yavaş burayı daha da güçlü hale getiriyoruz. Tahkim istihkamlarımız var. Bu istihkamları neyle tahkim ediyoruz? Mayın hattıyla tahkim ediyoruz. En son mayın hattı yani 53 sayısıyla söyleyelim. 53 tane Almanlardan gelen, son Almanlardan gelen 53 mayını 27 Şubat'ta düşüyoruz kıyıya. Dikkat ederseniz 19 Şubat'ta başlıyor deniz muharebeleri. Yani aslında 18 Mart'taki zafer 19 Şubat'tan beri devam eden bir mücadelenin son noktası. Bize anlatıldığı zaman ki ben de bu Çanakkale'den önce Çanakkale hakkında çok şey biliyorum diye de zannediyordum. Fakat oraya gittiğinizde oranın bir tamamen derya deniz olduğunu, bize sadece buzdağının görünen kısmını anlattıklarını gördüm. Deniz muharebeleri diye adlandırılan muharebeler sırasında Osmanlı Devleti nispeten acizlik gösteriyor. Nispeten diyorum çünkü Osmanlı Devleti'nin top menzilleri İngilizlerin elinde bulunuyor. Ve İngiliz filosu bu 19 Şubat'tan itibaren belirli günlerle havanın müsaade ettiği zamanlarda geliyorlar, Osmanlı menzilinin dışında bekliyorlar ve ateş ediyorlar. Böylece Osmanlı Devleti'nin bu az önce bahsettiğim istihkamlarını saf dışı bırakmak istiyorlar. İngilizlerin bu konudaki bilgisi neden bu kadar ayrıntılı olduğunu da sık sık söylüyorum. Yine de söylemek durumundayım. Osmanlı Devleti yaşamak için çok çaba harcayan bir devlet. Yani uzun yıllar yaşamak için uğraşıyor. Bunu en güzel Çimenlik Kalesi'nde görüyoruz. Çünkü Çimenlik Kalesi'nin önü topraktır. Adı üzerinde o yüzden zaten Çimenlik demişler. Ama Osmanlı Devleti zamanında bu kalenin önü yani Fatih Sultan Mehmet döneminde yapılan bu kalenin önü aşınmayla topraklanmıyor. Yani toprak orayı kaplamıyor. Yeni istihkam sistemlerine göre revize ediyor kendisini kale. Orta çağda kurulan bir kale yakın çağdaki savunma sistemine göre yeniden dizayn ediliyor. Bu Osmanlı Devleti'nin hani yaşama isteğinin en açık göstergesi. Diğer bir yaşama isteğini de şöyle söyleyebiliyoruz. Osmanlı Devleti çağın ilerisi olmak istiyor. Ve o dönem içerisindeki çağın ilerisinde olan kişilerden yardım istiyor. Özellikle ordu konusunda. Biliyoruz hepimiz Prusya'nın piyade konusunda ilerlemesi üzerine Almanlar piyadelerimizi eğitmeye başlıyorlar. Islah ediyorlar. Islahatlar var. Denizi İngilizlere bırakıyoruz donanmayı, Bahriye'yi. Ve jandarmayı da Fransa'ya bırakıyoruz. İşte bu İngilizlere
Bahreyn'e bıraktığımız için İngilizlerin elinde sağlam bilgiler var. Yani bizim Çanakkale Boğazı'ndaki istihkamlarımızın durumu hakkında bilgileri var. Ne konuda bilgileri zayıf? Seferberlik yapılıyor. O konuda da bilgileri var. Fakat Osmanlı Devleti savaşa girdiği andan itibaren, yani Kasım 1914'ten sonraki yapılanlar hakkında bilgisi zayıf. Onu istihbaratla sağlamaya çalışacak. İşte Osmanlı Devleti'nin Çanakkale'deki hani avantajı diyelim, bu İngilizlerin bilmediği kısımlar konusundaki çalışmalar. Ki en önemlisi hep biliyoruz, gösteriyoruz da zaten. Bunlardan en önemlisi hepimiz de üzerinde çok durduk. Nusret Mayın gemisinin faaliyetleri. Şimdi mesela Deniz Muharebeleri dediğimizde 19 Şubat 18 Mart arasında Bigalı Mehmet Çavuş'u duymuşsunuzdur, kahraman. Mesela Bigalı Mehmet Çavuş kara muharebelerinde ön plana çıkmıyor. 4 Şubat'ta İngilizler denizden sürekli atış yapıyorlar, saldırı yapıyorlar. Bir de karadan Sedir Bayır'dan asker çıkartmak istiyorlar. İşte o zaman 4 Mart'ta o Bigalı Mehmet Çavuş o kıyıyı savunuyor ve böylece tarihe geçiyor. Tarihe geçmesinde Mustafa Kemal'in etkisi var. Çünkü Harp Ceridesi'ne bunu yazıyor. Mustafa Kemal buraya nasıl geldi? Bunu biraz belki anlatmak lazım. Osmanlı Devleti ordu seferberliğinde İstanbul ve çevresine çok önem veriyor. Ancak 1914 ve 15'te yeni harekat sahaları açılıyor. O yüzden teşkilatında bazı düzenlemeler yapıyor. Gelibolu'yu savunan aslında 3. kolordu. Bu 3. kolordan bir tane tümeni Kanal Harekatı'na gönderiyorlar. O bir tane tümenin eksikliğini 1 Şubat'ta kurulan, ki hepimiz biliriz Mustafa Kemal Bulgaristan'daydı, gönüllü olarak geldi, savaşa katılmak istedi, arkadaşlarım savaşmak istiyor, ben de savaşayım diye geldi. Tekirdağ'da kurulma aşamasında olan 19. tümene veriyorlar onu. 19 tümen komutanı olarak daha sonra 3. kolorduya bağlı bir vaziyette Çanakkale'ye geliyor. Yani deniz muharebeleri başladığı sırada Mustafa Kemal Gelibolu'da. Ve inanınız 18 Mart'ta da Boğaz komutanı, müstahkem mevki komutanı Cevat Paşa ile Alçatepe üzerinden bakıyor gemilere. Çünkü biz bu savaşın 18 Mart'ta olacağını tahmin etmiyoruz. Tahmin etmiyoruz dediğim şey, böyle büyük bir saldırının geleceğini biliyoruz ama bunun 18 Mart'ta olacağını bilmiyoruz. Çünkü 19 Şubat'tan beri geliyorlar, vuruyorlar, gidiyorlar. Geliyorlar, gözetliyorlar, gidiyorlar. Bunlar sürekli askeri kayıtlarda, vukuat defterlerinde yazılıyor. İşte iki tane torpido geldi. Boğaz'ın metaline, girişine yaklaştı, gözetleme yaptı ve gitti. Sebepleri şu, Çanakkale Boğazı'ndaki bizim bu giriş, orta ve merkez tahkimatımızdaki durumu, son durum nedir? Bunu araştırmak istiyorlar. Dikkat ederseniz muharebeye katılan 82 topumuz var ve 403 tane mayınımız var Çanakkale'de. 403 mayın. İşte şurası. İngilizler buradan geliyorlar ve buradaki mayınları, yerlerini tespit etmeye çalışıyorlar. Nusret Mayın gemisinin döşediği yer ise burası. Karanlık liman altı. Nusret Mayın gemisi işte İngilizlerin beklemediği o işi, burada da vukuat defterinde de açık açık ifade ediliyor. Tophaneli Yüzbaşı Hakkı Bey ile mayından sorumlu Binbaşı Nazım Bey'in Nusret Mayın gemisini görevlendirmesiyle başlıyor. Az önce gösterdiğim Kruki'ye dönüyorum. Bu mayın hatları dikkat ederseniz böyle döşenmiş ve İngilizler de böyle mayın hatları bekliyor. Cevat Paşa ve Binbaşı Nazım Bey elde kalan son derme çatma 26 mayını. Bunlar Almanya'dan gelmişti. Şunlar, yani gelenler son 3-4 sıra. Şu mayınlar Balkan Savaşları sırasında Karadeniz'den toplanmış mayınlar. Bu mayınları öyle bir yere döşemek lazım ki eğer bir saldırı olursa fark edilmeyecek ve şuradaki tabyalar hareket ettiği zaman, yani bunlar ateşlendiği zaman, buradaki gemiler burada manevra yapacaklar ve bu manevra sayesinde oradaki mayınlara takılacaklar. Bu mayınların özelliklerini
hep böyle tasavvur etmenizi istiyorum. Bir film vardı, onda hep zikrediliyor. Amiral filmi var. Rus bir amiralin, Kolçak'ın filmi. Orada gösteriliyor açık olarak. Birinci Dünya Savaşı'ndaki deniz mayınlarının teknolojisi şu. Bir ağırlığı var, üzerinde makarası var. Ağırlık da denizin dibine oturuyor, makara açılıyor. Makaranın üstünde pimleri olan böyle bir mayın yüzüyor sürekli. Biz bu mayınları döşediğimiz andan itibaren aslında kendimizi de içeri doğru kitlemiş oluyoruz. Çünkü gemiler, büyük gemiler bu mayınların üzerinden geçemiyor. Çok su aldıkları için. Çok su aldıklarından mayınlara çarpma tehlikesi var. Ancak Nusret mayın gemisi şöyle bir gemi. Dikkat ederseniz çok da su alan bir gemi değil. Yani o mayınların üstünden geçip o karanlık limana mayını döşüyor. Burada yazılan şeyi ben size özetleyeyim. Hava sisli, yağmurlu bir gün. Sabaha karşı Yüzbaşı Tophane Hakkı Bey daha önceden kalp krizi geçirmiş. Böyle bir vazife için gönüllü oluyor. Ve çıkıyorlar. O sistem ve yağmurdan yararlanarak biraz önce gösterdiğim, yine buraya döneceğim. Karanlık liman diye adlandırılan bu bölgeye yanaşıyorlar, mayınları döşüyorlar ve geri dönüyorlar. Geri döndükten sonra hava birden açıyor. Güneş, bu orada yazıyor bu kat olayında. Bu olay 7-8 Mart günü oluyor. 7-8 Mart günü oluyor. Yani 7'yi 8'e bağlayan gece, 8 sabahı artık mayınlar orada. Bu 26 mayın Churchill'in çokça üzerinde durduğu gemi. Etken olay. Çünkü diyor koskoca yenilmez armadayı yenen işte bu küçücük gemidir diyor kendisinin anılarında. Şimdi Birleşik Donanma'nın gücü böyle. Çok büyük bir donanma. 18 tane zırhlı var ve bunlar peyderpey boğaza gidiyorlar. Bütün bunların amacı her şeyden önce Çanakkale'den geçmek. O dönemde İngiliz tarafı, daha doğrusu İtilaf tarafı tartışıyor. Diyor ki biz sadece deniz kuvvetiyle mi geçelim yoksa karadan destek alalım mı? Orada o tartışmalar sürüp giderken işte Osmanlı Devleti'nin o Balkan Savaşı referansı nedeniyle çoğu kişi oraya asker göndermeye gerek yok, piyade askeri göndermeye gerek yok. Biz karadan, zorlamadan, denizden kolaylıkla geçeriz. Fakat öyle bir şey ki bunu söylüyoruz. Bu savunma hatlarında bizim toplarımız hazır bekliyor. Sebebi şu, 19 Şubat'tan itibaren sürekli biz talim yapıyoruz. İşte bu gemilerle saldırıyorlar. İngiliz ve Fransızlardan oluşan tümen, bu çok büyük gemiler. Boya battığı zaman 600 tane denizcisiyle battı. Şurada Boya Fransız gemisi. Yani 600 mürettebatı olan gemiler ve onun üstündeki gemiler olarak düşünün bu gemiler. Büyük gemiler. Bu gemilerin hepsinin bir görevi var. Şurada olduğu gibi. Çanakkale Boğazı'ndan giriyorlar ve hepsine bir görev veriliyor. Sabah 8'de Limni Adası'ndan çıktılar. 18 Mart sabahı. 10-10.30 sularında Çanakkale Boğazı'nın girişinden Çanakkale'ye yanaşmaya başladılar. Bu gemilerin menzili, yani atış menzili 10 kilometrenin ötesinde. Öyle ki Nusret Mayın gemisinin döşediği mayınlara daha varmadan Queen Elizabeth'in topu Çanakkale'ye kadar ulaşabiliyor. Ve Çanakkale'ye gittiğinizde Çimenlik Kalesi'nin hemen duvarında patlamamış bir mermi göreceksiniz. İşte o Queen Elizabeth'in Çanakkale'yi bombardıman ettiği sıradan kalan bir mermi. Bu gemilerin amacı ne? Hepsi bizim o bir yüzyıl boyunca biriktirdiğimiz tabyaları etkisiz hale getirmek. O toplar eski olabilir, teknolojik menzilleri kısa olabilir ama hala etkililer. Etkili kullanıldıkları da vaki. Çünkü Osmanlı askeri çok dikkatli hareket ediyor. Mermi sıkıntısı var. O yüzden böyle boşa kurşun mermi atmıyor. Şimdi burada kahramanlığıyla öne çıkan Seyit Onbaşı var. Yanında da Nideli Ali var. Bu iki kahramanın kayıtlarını biz artık askeri kaynaklarda bulabiliyoruz. Seyit Onbaşı'nın görev aldığı Rumeli Mecidiyesi Çanakkale Boğazı'nı, yine o haritaya döneceğim. Şurada. Tam şurada. Yani ne kadar stratejik olduğunu görmeniz açısından söylüyorum.
Seyit Onbaşı'nın bulunduğu noktanın sustuğu zannediliyor. Hakikaten de burada da yazdığı üzere bütün top yatakları ve topun yürüdüğü o ray toprak altında kalmış. O yüzden Nidel Ali, ki Nidel Ali diyebiliyoruz, o zaman Konya'ya bağlı Konya, Konyalı Ali, Osmanoğlu Ali ve Abdurrahmanoğlu Seyit bu top yataklarını temizliyor ve 190 ila 215 kilo ağırlığındaki topu ateşliyorlar. Bunu Kasım 1915'te 56 tane erin taltifat belgesinden aldım ben. Niye Kasım ayı derseniz, Kasım ayı artık savaşın yavaş yavaş böyle sükunete erdiği zamanlar. Çanakkale Savaşı'nın kazanıldığı 18 Mart akşamı da insanlara taltifat veriliyor ama o taltifatta rütbeli askerlere veriliyor. Mesela Becidiye tablasının bu kahramanlığı sebebiyle Yüzbaşı Hilmi Bey'e bir madalya veriliyor. Fakat Seyit Onbaşı ve Nidel Ali'yi biz sonra tanıyoruz. Kaynaklar öyle düşüyor. Seyit Onbaşı'nın en çok üzerinde durduğumuz nokta, benim en çok üzerinde durduğum nokta kaldırdığım merminin ağırlığı konusu. Herkes farklı rakam söylüyor ama askeri kaynaklar artık bunu sabitledi ve artık 190 ila 215 kilo ağırlığında olduğu biliniyor. Fakat bizim asıl üzerinde durmamız gereken noktanın merminin ağırlığı değil, burada vazifenin ifası olduğunu vurgulamak istiyorum. Çünkü Seyit Onbaşı'nın böyle bir vazifesi yok. Bu ikmal eri. Seyit Onbaşı ikmal eri. İkmal eri olması dolayısıyla da onun top ateşlemesi, mermi taşımasına da çok da ihtiyaç yok. Yani aslında yapmaması gereken bir şey. Ancak böyle bir vazifeyle karşı karşıya kaldığı zaman geri durmuyor. Osmanlı savunma mekanizmasında pürüzler çıkmış. Bu gemilerin bu kadar kuvvetle geleceğini, bu kadar top yağdıracağını düşünmemişiz. Ama bu olmuş, vaki olmuş ve üzerlerine toplar patlıyor. Canlı canlı toprağın altına girenler var. Hasanlı Mefsuf, Dardanos'ta, ki bu tabyanın ismi daha sonra değişecek. Seyit Onbaşı da şöyle bir şey yapabilirdi. Benim vazifem değil, efendim bu beni ilgilendirmez diyebilirdi. Rumeli Mecidiyesi'nin arkasındaki tepelere kaçabilirdi dinlenmeye. Ya da üzerine toprak serpip uzanabilirdi ve gemilerin geçmesini bekleyebilirdi. Ama Seyit Onbaşı burada bir örneği bize anlatıyor. Burada savaşan her asker, burada dini millet ve vatanı, saltanat ve hilafeti savunduğunun farkında. Eğer burası diyor düşerse İstanbul düşer. İstanbul düşerse de bu düşman beni evime gelir, haneme gelir. Bunun bilincindeler. Komutanından en düşük askerine kadar, yani rütbesi en düşük asker, erine kadar. Kahramanlıklarını kaybetmeye çalışıyor Osmanlı Devleti. Bu konuda takdire şayan bir kayıt sistemi var. Fakat bu kayıtlar peyderpey açılıyor. Yani biz bunları 100. yıla kadar göremedik. Sebebi askeri kaynakların bu konularda biraz ketum davranması. Birleşik Donanmayı bu kadar mağlup eden 18 Mart'taki zafer bu işte. Bowie'yi, Ocean'ı ve Irresistible'ı batırıyoruz. Inflexible, Golia, Suffren ve Irresistible ağır hasar görüyor. Orada bir kere daha yazmışım. Orada bir hata var. Tarama gemileri batıyor. 24 top, 44 topu tahrip oluyor. Ve Dardanos'a az önce bahsettiğim Hasan Mefsuf'un bulunduğu tabiye 4000'den fazla, 4600 civarında top mermisi atılıyor. Hasan ve Mefsuf nasıl şehit oldular? Hasan ve Mefsuf biri üst teğmen, biri teğmen. Top ateşlenmeye başlanıyor. Harç tuşlar göreceksiniz oralara gittiğinizde. Gidenler de görürler. Böyle topların bulundukları mevzilerin hemen yanında uzun değnekler. Bu değneklerle namluyu temizlemeleri lazım. Çünkü bu barut nemleniyor. Topaklaşıyor. Bu da ateşi olumsuz etkiliyor. İşte Dardanos tabyası sabah saat 11.30'dan itibaren saldırısını sürdürüyor ama bu barut sorunu meselesi nedeniyle ara veriyorlar. Askerleri hemen korunaklı noktalara götürüyorlar ve bu durumu merkez müstahkem komutanı haber vermek için telefonun başına gidiyor Hasan'la Mefsuf. Fakat o sırada yanlarına düşen bir mermi nedeniyle oradan kalkan büyük toprak parçasının altında kalıyorlar
ve böyle şehit oluyorlar. Hasan Mevsuf, bugün Dardanos kampüsü de var, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nin. Hemen oradadır. Ve nedense biz Çanakkale Savaşları'nın sadece Gelibolu Yarımadası'nda olduğunu zannederek buralarda, hani aslında Anadolu tarafından geçiyoruz ve Anadolu tarafından evimize dönüyoruz ama buralarda ziyaret yapmıyoruz. Buralarda şehit olanları belki de dikkat etmiyoruz, görmüyoruz. Osmanlı Devleti'nde Almanlar da var. 18 Alman zayi oluyor. 225 mermi harcanıyor. Ve 403 mayından 25 tanesi, yani 400-377 mayınımız hala duruyor. Yani Çanakkale Savaşı'nı akşamına vardığında niye Birleşik Donanmanın vazgeçtiğini burada görüyorsunuz. Çünkü o kadar büyük bir kibirle yaklaşıyorlar ki Boğaz'da, biz bu kalan mayınları temizleriz. Ne de olsa topları etkisiz hale getireceğiz. Onlar bizi izlerken biz mayınlarımızı rahatlıkla temizler ve geçeriz diyorlar. Fakat Osmanlı topçularının, Türk topçularının buradaki o büyük gayreti, cesareti sayesinde bu iş gerçekleşmiyor. 377 tane mayınımız hala yerlerinde duruyor. Yani Çanakkale'nin geçinmediğini kesin olarak gösteriyoruz. Çanakkale savaşları için bu birinci bölümdü. Deniz muharebeleri. 18 Mart'ta Çanakkale'den geçemeyeceğini fark eden İtilaf devletleri bu sefer başında düşündükleri amfibi harekat yapalım, deniz destekli, karadan piyadelerin de karaya çıktığı bir harekat düzenleyelim diyorlar. Fakat İngilizler çok ayrıntılı bir plan yapıyorlar. Bu ayrıntılı planın özelliği şu, Türk savunma sistemini şaşkına çevirmek ve bu şaşkınlıktan yararlanmak istiyorlar. Çünkü tüm dertleri bu işi bir an evvel bitirmek istiyorlar, bir an evvel. 24 Nisan'ı 25 Nisan'a bağlayan gece Osmanlı savunma hattına yapılan saldırıları göstermiş oluyorum. Bir tane Beşiktaş'a, ki bu sahte bir çıkarma. Bolayır kısmına sahte çıkartma. Bunlar nasıl yapılıyor? Filikalar, askerler iniyorlar, biniyorlar. İniyorlar, biniyorlar. Bu şekilde oradaki Türk birliklerinin diğer noktalara desteğe gitmesine mani oluyorlar. Asıl saldırı ise bir tanesi Kumkale'ye Fransız Tugay'la ve burada toplayarak söylersem 6 tane noktaya aynı anda çıkartma yapmayı düşünüyorlar. Böylece 6 noktaya çıkartma yaparak Osmanlı askerleri nereye koşacaklarını bilemeyecek, komuta heyetini yapacağını bilemeyecek ve bundan hareketle 2 tane temel hedefe ulaşacaklar. Çanakkale Savaşları'nın, Kara Savaşları'nın 2 temel hedefi var. Biri şurada tam bu 2 D'nin ortasında Ağaçıtepe var. Ağaçıtepe'ye ele geçirmek. Bir de işte burada, şurası Conkbayırı ve Koca Çimen Tepe'ye uzanan o sırt, şöyle bir sırtımız var burada. Bu sırtı ele geçirerek ne yapmak istiyorlar? Çok açık olarak görülüyor zaten burada. Ege'ye ve Boğazlara hakim olmak istiyorlar. Bu tepeler çok hakim tepelerdir. Buralara çıktığınız zaman bütün o yarımadayı görebilirsiniz. Buralara hakim olarak buraya güçlü toplar yerleştirmeyi ve bu topları kullanarak asıl olan Osmanlı istihkamlarını burada döverek, yani kıyıdaki topları döverek yine denizden geçmek istiyorlar. Yine de denizden geçmek istiyorlar. Bunu biz şimdi anlıyoruz fakat. Yani savaş sırasında bunun anlaşılması mümkün değil. Yine Hamilton'ın planlarının ne olacağını tam olarak kestiremiyoruz. O yüzden bir tartışma var. İşte iki tane fikir var. Üçüncü kolordu Esat Paşa ve Türk heyeti, efendim diyorlar, düşman karaya tutunmasın. Karaya tutunduğu an biz onu atamayız. Ancak 18 Mart'ta deniz savaşı yapıldıktan sonra, İngilizlerin bu konuda, Birleşik Donanmanın bu konudaki ciddiyeti anlaşıldıktan sonra, 24 Mart'ta bölgede 5. ordu kuruluyor. Bu zamana kadar 4 tane ordu vardı Osmanlı'da. 5.'si kuruluyor. 5. orduya da Liman Paşa getiriliyor. Liman Paşa diyor ki, böyle bir gezi yapıyor, 25 Mart'ta geliyor Gelibolu'ya. Şöyle küçük bir tur yapıyor ve diyor ki biz diyor kıyıları zayıf tutalım. Buraya gözetleme birlikleri koyalım. Asıl birliğimizi merkezde tutalım. Çünkü diyor İngilizlerin nereye saldıracağını bilemeyiz. Şimdi Liman Paşa'nın söyledikleri tamamen haksız değil. Nerede yanıldığını söylemek gerekiyor.
Ne? Yanıldığı yer Çanakkale coğrafyasını tanımaması. Gelibolu Yarımadası'nı bilmemesi. Çünkü siz merkezden bir birliği kıyıya götürene kadar o birlikler zayi oluyorlar, hedef durumuna kalıyorlar ve kıyıdaki kahraman askerler de zor durumda kalıyor. Ancak Limen Paşa'nın dediği oluyor. Çünkü Mareşal, çünkü 5. Ordu'nun komutanı ve Türk savunma biçimi Limen Paşa'nın istediği doğrultuda yapılıyor. Mesela güney mıntıkasında 5 ayrı nokta demiştim. Görüyorsunuz Hisarlık noktası. Şurada abidemiz var bizim. Çanakkale Şehitler Abidesi burada. Şurası Morta Koyu, Ertuğrul Koyu, Yahya Çavuş'un bölüğü. Burası, şurası İngilizlerin büyük Hella sanatının bulunduğu nokta. İkiz Koyu ve Zığındere Koyu. İşte bu noktaya 5 ayrı noktadan çıkartma yapacaklar. Peki burayı hangi Türk Birliği savunuyor? 9. Tümen savunuyor. 9. Tümen'in de 26. alayı savunuyor. Koskoca bu bölgeyi. Yani koskoca diyorum, hani gözlerim hayal ederek söylüyorum. Çok büyük bir alan burası. Hedefleri Alçı Tepesi. Ve işte burada Kirte'nin kritik konumu ortaya çıkıyor. 26. Piyade Alayı, düşmanı ilk karşılayan alay. Güney cephesinde. Ve burada kendisinden 10 kata kadar fazla olan birliği burada 36 saat sabit tutmaya çalışıyor. 36 saat sabit tutmaya çalışıyor. 36 saatin esprisi şudur. Askeri planlamaya göre bu saate kadar aslında daha kuzeyde bulunan, işte burada görüyorsunuz 9. Tümen ihtiyatının buradan kıyıya gelmesi için bu süre kazanmaktır. 36 saat de büyük bir sayıdır savaşta. Fakat bu gerçekleşmiyor. Az önce de söylediğim gibi Seddülbeyir'in coğrafi yapısı, denizden saldırıya açık olması bunu kolaylaştırmıyor, daha da zorlaştırıyor. Şimdi 26. alay yan dövüştüğü alanlar, daha askeri bir nizamda gösterelim. Bakınız Seddülbeyir Kalesi, şurası hep söylüyorum bizim abidenin bulunduğu nokta. Burası Morta Koyu. Morta Koyu ismi ölü liman diye geçiyor. Sebebi burada deniz tamamen çarşaf gibi, dümdüz. Çünkü Çanakkale'nin rüzgarı burayı çok etkilemiyor. Boğaz rüzgarı. Zaten Çanakkale'yi uzun yıllar boyunca rüzgar zengin etmiş. Truva'yı zengin eden rüzgardır. Çünkü yelkenli gemiler rüzgar müsaade ettiği müddetçe boğazdan geçebilirler ve Karadeniz'e açılabilirler Marmara'ya. O yüzden buralarda bazen konaklayan işte tüccarlar yüzyıllar boyunca ticaretini böyle sürdürmüş ve böyle Çanakkale, işte Truva zengin olmuş. Buraya Morta Koyu'nu bazı rehberlerimiz işte farklı anlatıyorlar. O yüzden bu kadar ayrıntıya girdim. Buranın işte savaş sırasında işte hani şehit verenler, işte şehit verilmesi, mücadele edilmesi dolayısıyla Morta Koyu ismini aldığını söylüyorlar. Bu tamamen yanlış bir anlatım. Çünkü Venedikler döneminde de Venedik gemilerinin buraya sığındığını ve oradaki seyahatnamelerde Morta Koyu'na sığındıklarını açık olarak anlatıyorlar. Şimdi burada görüldüğü üzere biz bir savunma hattı kuruyoruz. Dikkat ederseniz burada dikenli tellerimiz var. Bu dikenli teller İngilizlerin, İrlanda birliklerinin çok şikayet ettiği konular. Çünkü Avrupa'daki dikenli tellere göre bizim dikenli tellerimiz biraz daha kalınca. O yüzden onlara verilen makasların bu dikenli telleri kesemediğinden şikayetçiler. Yani bunu hep anlatırlar. Bu birinci günde Yahya Çavuş'un görev aldığı noktanın şu Gözcü Baba Harap Tepe arasında olduğunu söylemem gerekiyor. Yani bugün siz oraya ziyarete gittiğinizde bazı siperler göreceksiniz. O siperler gözetleme siperleri. Kesinlikle Osmanlı'nın savunma mekanizmasının sadece bir kısmını gösteriyor ama tamamını göstermiyor. Gözetleme siperlerinde gözetleme yapıyoruz. Daha arkada irtibat siperlerimiz var. Daha arkada da zeminlikler ve rahıl mesturlarımız var. Bütün bunlar aslında Osmanlı savunma mekanizmasını anlatıyor. Biz sadece restorasyon sırasında bir kısmını restore ettik. Diğer kısımlar karışmadık. Mesela bugün buradan baktığınızda, buradan bakıyorsunuz Ertuğrul Koyu'na. Burada insanlar yüzüyorlar. Su çok berrak, Ege'ye açılan bir su. Burada yüzüyorlar çünkü şurada, şu bölgede, şu dikenli tellerin olduğu yerlerde zamanında izin verilmiş yazlıklar var orada. İnsanlar buradan denize giriyor. Siz de diyorsunuz ki birinci gün hani o uçaktan İngiliz pilotunun
25 metreye kadar denizin kan olduğunu gösterdiği yer diyorsunuz. İşte orada yüzen bir kişi var diyorsunuz. İşte oraya kadar kandı burası diyorsunuz. Burada V plajı diyorlar onlarda. Çünkü onlara göre buralar alfabenin son harfleri. Yani çıkartma yerlerinde, askeri planlarında öyle. İşte boğuşmanın açık göstergesi. Görüyorsunuz burada bir boğuşma var. Ben bunu bir gün bir derste anlatıyordum. Dedi ki hocam abiden olduğu yerde biz ilk gün tutunamadık mı? Tutunamadık maalesef. Hemen ertesi gün bırakmak zorundaydık. Çünkü gelen birlik daha gelemedi. Topçu birlikleri gelemedi. Ama orada savaşan takımlar hakikaten vazifelerini yaptılar, dövüştüler. Seddül Bey'de Yahya Çavuş sokak savaşı yapacak kadar bu işi ileri götürdü. Yahya Çavuş Yahya Çavuş'un bulunduğu 10. takım İngiliz tarihlerinde göre baktığınızda resmi tarihte böyle söylüyor. İngiliz resmi tarihi. Makineli tüfeğe sahip olduğunu anlatıyor İngiliz tarihi. Fakat bizim kayıtlarımıza göre burada makineli tüfek yok. Makineli tüfek daha sonra bu 4. bölüye gönderilmiş. Yani İngilizleri böyle bir anlayışa sevk eden durum Yahya Çavuş ve arkadaşlarının mermiyi isabetli sistematik atmasıdır. Yani bunu İngilizler bir şekilde ispat etmiş oluyorlar kendi kaynaklarında. Görüldüğü üzere mücadele sürüyor. Burada Kirte bu açıdan önemli bir Rum köyüydü. Savaş sırasında boşaltıldı ve hedef burasıydı. Yani kıyıdan 10 kilometre kadar bir mesafe. Burası Ağaç Tepesi. Bu yeri birinci günü ele geçirmek istiyorlar. Planları bu yönde. Ama birinci günü değil, ikinci günü de değil. Savaşın sonuna kadar ele geçiremeyecekler. Ancak kademe kademe ilerleyecekler ve Kirte savaşları dediğimiz savaşlar olacak. Burada önemli bir komutandan bahsetmek istiyorum. Çünkü o kendinden bahsetmiyor. Çok mütevazi bir kişi. Binbaşı Mahmut Sabri Bey. O savunma aksamalarına karşı yiğitlerini diyor ki dayan evlatlarım, vatanın selameti için bu işi yapmalısınız. Yapın, dayanın diyor. Ve Mahmut Sabri Bey orada 36 saat boyuncaki direnişin tam gerçek mimarı. Mahmut Sabri Bey bir rapor hazırlıyor. Çünkü Harbiye Enver Paşa'nın çabalarıyla harp tarihi encümeni hemen ciddi çalışmalar yapıyor. Ve her komutandan başından geçen ne varsa bunu yaz diyor. Resmi olarak bu kayıtlara geçsin, tarihe geçsin. Mahmut Sabri Bey'den de bir rapor isteniyor. Ancak Mahmut Sabri Bey raporu yazıyor. Ya raporu yazarken de diyor ki bakınız diyor benim er ve eratım savaşırken karşısındaki düşmanın sayısına hiç bakmadı. Ve bir adım geri atmadan vazifesini yaptı. Ve arkadaşlarının sayısı çok azalana kadar bunu sürdürdü. Çünkü hani az önce de söyledim ya kademeli bir çekilme de yapmış bulunuyor. Diyor bu mücadeleyi veren bu askerlerim taltifata layık değil mi diyor raporunda. Çok açık olarak bunu dile getiriyor. Yazdığı raporda ismini yazmıyor. İşte mütevazı dediğim kısım bu. Fahrettin Altay bu kişinin Mahmut Sabri Bey olduğunu kendi anlarında bahsediyor. Ve Ezineli Yahya Çavuş'un ismi işte bu raporda geçiyor. Bu önemli bir husus işte. Bu savaşlar devam ediyor. Ben niye 18 Mart'a takılıp kaldığımızı o yüzden hani üzülerek söylüyorum. 28 Nisan'da birinci Kirte Muharebesi. O köye doğru giden bir harekat. İkincisi 6 Mayıs'ta, üçüncüsü 4 Haziran'da. Kerevizdere, Zığındere ve Kerevizdere muharebeleri var. Dikkat ederseniz burada düşman kuvvetinin şurada Osmanlı Devleti'nin iki katı olduğunu not almışım buraya. Bir de şurada Kerevizdere'de de iki futbol sahası büyüklüğünde olan bir yerde görüyorsunuz 8500 kişi hayatını kaybetmiş ki bunun 6000 Osmanlı askeri, Türk askeri. Yeni yapılan araştırmalarda Yarbay Hasan Bey şehitliğinin Eskişehir'li Hacı Maksutoğlu binbaşı Hüseyin Hilmi Bey'e ait olduğu yeni kaynaklarda çıkıyor. Yani 100 yıl geçmiş üzerinden biz daha yeni yeni keşfediyoruz Çanakkale'yi. Burada Eskişehir konusu açılınca Eskişehirlilerin askeri belgelere yaptığı kahramanlıklardan birisi de Kerevizdere'dedir. Kerevizdere şehitliğini siz Yarımada'yı gezerken Havuzlar Mıntıkası diye geçiyor. Orada bir çeşme vardı. O çeşmeyi de restore ettiler. Siz Yahya Çavuş Seyit Onbaşı, düzeltiyorum, Seyit Onbaşı
heykelini geçtikten sonra denizin kıyısından abideye doğru giderseniz böyle büyük bir bir dik açıyla kıyıya doğru yönelirsiniz. İşte o dik açıyla yöneldiğinizde sağınızda bir çeşme var. O çeşme aslında tarihi bir çeşme. Burada fotoğraflar da var, eski fotoğraflar. Askerler isimlerini oraya kazımışlar, künyelerini. Ve biz abide yapılırken bunları not almışız. Askeri kaynaklar da bunları teyit etmiş. Şimdi burada önemli nokta bu Yüzbaşı Kemal Bey'in, Yüzbaşı Kemal Bey'in sözleri. Diyor ki, siz orada din için, millet için, vatan için savaşıyorsunuz. Sizden önce gidenler kucaklarını açmış, kollarını açmış sizi bekliyor. Siz de vatan için oraya koşun. Vatan sizden hizmet bekliyor, vazife bekliyor. Bu vazifede burada askeri kaynaklarda geçtiği için söylüyorum. Ömeroğlu Nasuh Onbaşı, üç tane askeriyle Hüseyin, Abdurrahman, Mustafa ile beraber, yani 4 kişi oluyorlar. Fransızların siperlerine doğru bir vurucu tim edasıyla saldırıya geçiyorlar. Ve bu 4 askerden Nasuh Onbaşı geri dönüyor. Ve o Fransız siperi ortadan kaldırılıyor. Kerevizdere neresidir derseniz, Kerevizdere Yarımada'yı az önce gördüğünüz boğaza bakan kısmındadır Kerevizdere. Niye Kerevizdere'den bahsediyoruz? Niye Fransızlardan bahsediyoruz? İngilizler yok mu derseniz, birinci günü İngilizler saldırdılar ama bu işin altından kalkamayacaklarını gördükleri için ikinci günü Anadolu yakasına saldıran Fransızlar Avrupa yakasına Gelibolu'ya çekiliyorlar. Oraya gelmeleri isteniyor. Ve Fransızlar da Anadolu yakasının tarafına bakan yerde savaşıyorlar. Yarımada'yı tam ortadan bölüyorlar. Anadolu tarafına bakan, yani boğaza bakan kısım Fransızların saldırdığı alan, yani Kerevizdere kısmı. Zığındere kısmı da yani Ege Denizi'ne doğru bakan, işte Gökçeada'ya, Semadrek Adası'na doğru bakan kıyı ise İngilizler elinde oluyor. Ve Zığındere muharebeleri de o şekilde yapılıyor. Şimdi Kumkale'den bahsettik. Kumkale savaşı çok üzerine durmadığımız bir savaş yine Çanakkale ile ilgili. Fransa'da asker çıkartıyorlar. Türk askerleri onlara karşılık veriyor. Ve Fransızlar teslim olmaya karar veriyorlar. Ancak dil sorunu nedeniyle teslim olacak kimse bulamıyor Fransız subayı. Karşısındaki Türk askeri de bunu anlamıyor. Ve doğal olarak savaş kesilmiş. Türk askeri kazanmış. Fakat kendisinin eşit bir kişiye teslim olmak istiyor. Lütfen olarak Fransız askeri. Bunu bulamadıkları için, anlaşamadıkları için savaş yeniden başlıyor. Fransızlara yeni destek geliyor bu arada. Ve maalesef işte Osmanlı zayiatı Türk tarafından 1735 iken Fransızların 786 ve bu Kumkale muharebeleri burada kesiliyor. Az önce söylediğim gibi 27 Nisan'da Gelibolu tarafına çekiliyor Fransızlar. Ve 2 günlük bu muharebenin bizim anlatımlarımıza pek yer vermediğini üzülerek söylüyorum. Bu 1735 kişi hani unutulmuşlar arasında bulunuyor. Şimdi güney kısmından bahsettik. İlk günden bahsettik. Bir de kuzey kısmı var. Çünkü Çanakkale böyle hani kolayca gezilebilecek bir yer değil. Arazisi müsait de değil. Şimdi biz şimdiye kadar hani bazıları der Mustafa Kemal'den bahsedelim. Mustafa Kemal'den işte bahsetmemiz gereken yer burası. Arıbunu daha çok. 25 Nisan'da Mustafa Kemal'in bulunduğu nokta Bigalı Köyü. Az önce bahsettiğim Alman savunma hattında burasını 27. Alay savunuyor. 27. Alay. 27. Alay savunuyor. 27. Alay'ın bu kadar hani büyük bir kuvvetle karşı karşıya geleceğini Alman general görmemişti. Şimdi 25 Nisan sabahı saat 2-2.30 civarlarında büyük gemiler kıyıdan uzakça bir mesafede bulunuyorlar ve filikalara anzakları koyuyorlar. Anzaklar filikalarla ses etmeden ayın battığı, güneşin doğduğu o karanlıkta, yani o aradaki mesafede kıyıya çıkacaklar ve Osmanlı savunmasını perişan edecekler. Az önce bahsettim. Burada asıl harekat Seddülbahir'de aslında. İngilizler bu konuda kendi ellerine çok ayrıntılı haritalar buluyorlar. Uçak istihbaratlarını çok iyi kullanıyorlar. Ancak Anzaklara bu kadar ayrıntılı harita vermiyorlar. Çünkü Anzakların buradaki rolü sabahın erken saatlerinde çıkartma yapacaklar. Bütün Türk savunmasını perişan edecekler, şaşkınlığa uğratacaklar. Güneydeki askerler kuzeye doğru yürütülürken güney boş kalacak ve Alçıtepe ele geçirilecek. Şimdi dedikleri de oluyor.
Ancak planladıkları olmuyor. Bunlar aslında en başına itibaren Anzak olarak Çanakkale'ye savaşmak için gelmiyorlar, gönüllü yazılmıyorlar, askere gitmiyorlar. Bu adamlar iki tane nedenle Çanakkale'ye geliyorlar. Daha doğrusu gelmeleri de beklenmiyor. Bunlar Avrupa'ya gitmek istiyorlar. Avrupa'da herkes o dönemde savaşın yılbaşında biteceği düşünüyor. Çok kısa sürecek çünkü büyük toplar, tüfekler var. Bu savaş uzun sürmez. O yüzden biz askere yazılalım. Daha sonra bizi Avrupa'ya götürsünler. Savaş yılbaşında bitecek. Noel'i orada kutlayalım. Birinci düşünceleri böyle. Fakat Mısır'da eğitim alırken savaşın yılbaşında bitmeyeceği ortaya çıkıyor. Bu bir. İkincisi Anzaklar iyi bir İngiliz olmak için askere yazılıyorlar. İyi bir İngiliz olmak için. Bu sömürge düşüncesi açısından çok önemli. Yani oradaki Avustralyalı ve Yeni Zelandalı genç kendisinin milli bir hissiyatı olduğunu, yani böyle bir aidiyet duygusu yok. Kendi İngiliz olmak istiyor. İyi bir İngiliz olabilmek için askere gidiyor. Bunu biz daha sonra yapılan gazilerle yapılan mülakatlarda, anketlerde ortaya çıktığını görüyoruz. Ve bu adamların, Anzakların kafasında Türk imajı tamamen kötü. İngilizler demiş ki bunlara, bu adamlar barbardır, insan eti yerler. İnsan eti yedikleri için kesinlikle bunların eline düşmeyin. Eğer düşecek olursanız kendinizi öldürün. O kadar barbardır bunlar. İkincisi de siz orada yalnız Türkler değil Almanlarla dövüşeceğiniz ve Almanlar da kötü adamlardır. Ancak bu olayı ne zaman fark ediyorlar? İngilizlerin kendilerine yalan söylediklerini iki tarihte fark ediyorlar. Birinci tarih, ilk çıkartma yaptıkları gün ellerine düşen haritanın gerçek coğrafyayla uymadığını görünce, topografiyle uymadığını görünce anlıyorlar. İngilizler bizi kandırdı diyorlar. Bu kendileri de yazıyor. İkincisi de bir ay boyunca kıyasıya dövüşüyorlar, boğuşuyorlar. Türk askerlerini öldürmek için yarışıyorlar. Bu kafatası götürme olayları falan bu dönemde yaşanıyor. Fakat biz ateşkes yapıyoruz. 25 Mayıs günü, 24 Mayıs günü. Bu ateşkeste karşısındaki insan olduğunu, karşısındakinin de çok kibar, nazik Türk subayı olduğunu görünce İngilizlerin kendilerini kandırdığını o zaman fark ediyor. Ama 25 Nisan'dan 24 Mayıs'a kadar kesinlikle kıyasıya bir dövüş var kuzey hattında. Şimdi burada ne oluyor? 27. Alay kıyıdan bir çıkartma yapılacağını fark ediyor. Burada notlarını aldım atlamayayım diye. Yüzbaşı Faik gece 3 civarlarında dürbünle 57. alayın bulunduğu noktadan bir karartı görüyor. Yani yavaş yavaş buraya bir hareketlenme olacağını söylüyor. Ve 3. kolorduya haber veriyor. Ve yavaş yavaş buraya doğru hareketlenme başlıyor. Burada Asteğmen Muharrem, İbradalı İbrahim gibi kişiler ki bizim burada kıyıda 80 tane adamımız var. 80. Buraya çıkartma yapacak ilk etapta 1500 kadar Anzak var. Ölçeği çıkartmanız açısından söylüyorum. İlk geldikleri zaman onlar Kabatepe'nin hemen kuzeyinde şuraya çıkmak istiyorlar. Tam şuraya. Ancak biraz önce bahsettim, gizli bir operasyon yapıyorlar. Ne yapıyorlar? Filikalara biniyorlar ve kürek çekiyorlar. Kürek çekerken hedefi şaştıklarını denizin ortasında fark ediyorlar. Biz bunu nasıl okuyoruz? Nereden biliyoruz? Avustralyalı bir astsubayın yazdıklarından okuyoruz. Diyor ki ben diyor fark ettim. Yanlış yere gittiğimizi gördüm. Fakat artık bu operasyondan geri dönüş mümkün değildi. Filikaları ters çevirip tekrar gemilere gidemezdik. O yüzden Arıburnu'na doğru çıkartma yaptık. Bu bizim hedeflediğimiz yerden 1 kilometre ötede. Şimdi bize yapılan anlatımlarda burada bir duba olduğu, bu dubanın bir Mehmetçik tarafından 1 kilometre öteye götürüldüğüne dair anlatımlar vardır. Bunu İngilizler 100. yılına yaklaşırken dediler ki biz çıkartma yaptığımız yerde duba kullanmıyoruz. Niye kullanalım ki? Buradaki nokta, bu operasyonu çok büyük bir ayrıntıyla planlıyorlar. Bütün detayına kadar iniyorlar. Fakat asıl hesap işte küçük bir sapmadan bütün planı alt üst ediyor. Tabii bu Türk tarafının işine geliyor. Buradan çıktıkları zaman karşılarında büyük yerler var. Hain Tepe ve Yüksek Sırt diye alınan sırtlar var. Keşke böyle oraları gösterebilsek. Buralardan
Jonkma'ya ve Koca Çimentepe'ye doğru seyretmek istiyorlar. Fakat bu kahraman askerler burada buna mani oluyor. Mani oluyor. Hani Mustafa Kemal'in karşılaştığı askerler vardı ya, onlar ne diyorlardı? Mermimiz bitti diyorlardı. Niye mermileri bitsin? İşte sabahtan beri mermiyle karşı durmaya çalışıyorlar. Anzakların daha fazla ilerlemesine mani olmak için. Yüzbaşı Faik'ten sonra 27. alay yürüyüşe geçiyor. Şurada Albayrak Sırtı var. Albayrak Sırtı'nı oraya gittiğinizde ya da gidenler hemen hatırlayacaktır. Mehmetçiğe Saygı Anıtı var. O Mehmetçiğe Saygı Anıtı Albayrak Sırtı'nın başladığı yerdir. Oradan bu sırtın savunmasında, çünkü burası sürekli denizden saldırıya açık bir nokta, şurası kıyı plaj gibi bir yer. Burada arkadan 27. alay Şefik Aker burada Anzakları yakalamaya çalışıyor. Anzaklar niye böyle bir hilal şekline geldiler? İşte bu 27. alayın burada müdahalesiyle oluyor bu iş. Fakat Şefik Aker'in bütün derdi, biz diyor Anzakları buradan yakaladık, Albayrak Sırtı'ndan. Kanlı Sırt'a doğru onları bu şekilde engelledik. Fakat biz onların kuzeye çıkmasına mani olamıyoruz. Çünkü coğrafya sırtlar oraya doğru yöneliyor. O taraf açık. Yani Jonkma'ya ve Koca Çimentepe tehlikede. İşte burada Mustafa Kemal'in tarihi rolü çıkıyor. Burada zaten oklarla gösterilmiş. Mustafa Kemal sabah top sesleri duyuyor. Top seslerini duyduktan sonra 5. Ordu'yu arıyor. 5. Ordu da, çünkü 5. Ordu ihtiyatı. Onlara soracak ne oldu, ne yapacağım diye. Fakat bir haber alamıyor. İşte inisiyatif kullanarak buradan Bigalı Köyü'nden çıkıp Koca Çimentepe sırtlarına varması ve Koca Çimentepe sırtlarından denize bakması ayrıntılı olarak anlatılır Arıburnu Muharebeleri kitabında. Yani rapor aslında, yine halk raporunda. Ve daha sonra Koca Çimentepe'ye çıkıyor. Koca Çimentepe'den bakıyor. Ancak açıktaki gemileri görüyor. Kareye asker çıkartanları göremiyor. Çünkü Jonkma'yı Koca Çimentepe'nin önünde duruyor. O yüzden Mustafa Kemal buradan Kurt Geçidi denen bir yerden, şöyle dik bir sırttır. O sırttan geçerek Jonkma'ya geliyor. İşte Jonkma'ya gelmesi ve sabahtan beri, yani yaklaşık 5 saattir dövüşen askerlerle karşılaşması bu dakikalarda oluyor. 57. alaya izin vermiş. 57. alayın bir istirahat vermiş. Kendisi de kurmay başkanı ve alay doktoruyla beraber öne atılmış. Hani ne olacak, ne bitecek, savaş ne durumda diye izlemeye gelmiş. İşte bu sahnede, burada bu askerlerle karşılaşıyor. Bu askerle işte az önce de bahsettiğim gibi 27. alayın askerleri. Mermimiz yok diyorlar. Mustafa Kemal de ani bir emirle, bu ani bir an, yani çok kısa bir saniye, çok kısa bir zaman, an yani. Hemen onlara süngü takın, yere yatın diyor. Ve savaşı orada bir başka duruma, başka bir boyuta geçiyor. Bunu Avustralyalı bir teğmen anılarında okuyoruz. Çünkü Avustralyalı teğmen diyor ki, biz askerlerle dövüştük, mermilerin bittiğini fark ettik, onları kovalamaya başladık. Kılıç Bayırı'ndan yukarı çıkıyoruz. Bir tarafta Ege Denizi'ni görüyoruz, bir tarafta Çanakkale Boğazı'nı görüyoruz. Artık Jonkma'ya herhangi bir engel yok. Fakat bu adamlar, kaçan adamlar bir anda yere yattılar. Bu yere yatma anını biz şöyle düşündük. Destek kuvvetler geldi. O yüzden biz de yatalım. Hani Mustafa Kemal'in kazandığımız an o andır dediği şeyi, hani bahsettiği an, Avustralyalı asker tarafından da o şekilde değerlendiriliyor. Burada ileri gidemeyeceğiz diyorlar. İşte bunu sinemada anlatamıyorlar maalesef. Bununla ilgili bazı dizilerde rastlamıştım. Mustafa Kemal bu emri verirken, ki hani bu bir rapordan alınan bir röportajdan alınan bir emir. Uzun uzadıya anlatıyor Mustafa Kemal onu. Orada o filmde, o dizide Mustafa Kemal elini beline koyuyor. Sırtını düşmana dönüyor ve askerlerine anlatıyor bu durumu. Böyle bir şey yok. Anlık bir olay. Çünkü bunu Avustralyalı teğmenden görüyoruz. Mustafa Kemal görüyor. Tepe elden gitmek üzere emri veriyor. Mevzi alınıyor. Ve hani Mustafa Kemal'in ondan sonraki hamleleri Arıburnu'ndaki o savaşın kazanılmasında etkili oluyor. Arıburnu'nda görüldüğü üzere 25 Nisan'da aslında burada birçok savaş yapılıyor. Boğuşmalar var. Arıburnu'nun coğrafyası
Hani Mustafa Kemal'in bomba sırtı olayını anlattığı gibi 8 metreye kadar siperlerin yanaştığı yer. Çünkü her yere siper yapamıyorsunuz. Sırtların ve o yarların müsaade ettiği yerlerde istihkam kurabiliyorsunuz, siper açabiliyorsunuz. Bu birkaçına not aldım. Çok ayrıntıya girip boğmak istemiyorum ama şu çok önemli. 6,5 saatte biz 10.000 tane zayiat veriyoruz. 10.000 zayiat. Bu nasıl oldu derseniz, istihbarat zayıflığıyla alakalı bir durum. Biz 18 Mayıs günü düşmanımızın zayıf olduğunu zannediyoruz. Ama bu durum Osmanlı askerlerinin taarruza 19 Mayıs'ta kalkacağına dair bu durum itilaf devletleri tarafından tespit ediliyor. Çünkü oraya giden tümenler sonuçta bir toprak kaldırıyor. Havadan izlendiğinde bir harekatın olacağı, bir taarruzun olacağını fark ediyorlar. Ve oraya daha fazla kuvvet yerleştiriyorlar. Burası kanlı sırtın olduğu nokta. Kırmızı sırtın olduğu nokta. Nasıl tarif edeyim size? Avustralyalıların tek cam anıtı diye bir anıtı var. İşte tek cam anıtının olduğu nokta burası. İşte orada o kanlı sırt ifadesini de alması, bu cepheye birçok yeri böyle alıyorlar isimlerini. Bu boğuşmalar sırasında oluyor. İşte 10.000 kişi zayi oluyor. Boyabatlı Mustafa'dan bahsedeyim. Çalışın kardeşler, günümüz bugün cihat, Müslüman en büyük düğün şeklinde bir şiir yazıyor. Bu şehit olduktan sonra göğsünden çıkıyor. Böyle büyük ruhlar taşıyan askerlerimiz işte bu boğuşmalarda şehit düşüyorlar. Ben böyle hani anlatım sırasında 57. alay ya da işte sadece bilinen şeyler dışında buradaki her alayın kahraman alay olduğunu söylemek istiyorum. 57. alayın hepsinin şehit olduğunu anlatanlar olabilir. Hepsi şehit olmuyor. Fakat 3'te 2 çoğunluğu, 3'te 2 kadarını zayi ediyorlar. Bu da büyük bir rakamdır. 57. alayı biz daha sonra Galip cephesinde göreceğiz. Daha sonra Suriye cephesinde göreceğiz. Bu alay cepheden cepheye koşuyor. Ancak bu onun kahramanlığını azaltmıyor. Maalesef birisi çıkmış, bütün alay şehit oldu diye bir de onun üzerine öykü anlatıyor. Aynı Yarbay Hasan Bey şehitliğinde olduğu gibi. Bir şehitlik var, hemen o bir hikaye yapıştırılıyor. Ama bunun gerçeklikle pek alakası yok. 57. alay büyük bir kahraman alay. Bunu söylüyorum. Çünkü bu kahramanlığı savaş sırasında bir adım geri düşmemesi, bir adım geri gelmemesiyle alakalı. Niye Mustafa Kemal'in 72. ve 77. alaylarından bahsetmiyoruz? 19. tümende hem 72. hem 77. alayları var. Bunlar 57. alay gibi eğitimli alaylar değil. 57. alay vazifesinin bilincinde ve bu bilince sahip olarak o hatların kaybedilmesine mani oluyor. Bugün 57. alay şehitliğe diye bilinen bir yer var. Hepiniz biliyorsunuzdur, gidenler görmüştür. Ancak bu 57. alayın bulunduğu nokta maalesef ama maalesef asıl şehitliklerinin bulunduğu noktalardır. Siz arabanızı savaşın yapıldığı nokta üzerine park ediyorsunuz ve daha sonra da anıta gidip anı fotoğrafı çekmek için gidiyorsunuz anıta. Ama asıl üzerine basarak gittiğiniz yerler savaşın olduğu, atalarımızın kemiklerinin bulunduğu yerler. 57. alayın eski restore edilmeden önceki kitabesinde şöyle bir şey yazıyordu. Bu inşaat yapılırken hemen toprağın altında iki tane ceset bulundu. Yani iki tane asker boğuşarak şehit olmuşlar. Yani boğuşarak şehit olmuş bir Türk askeri var. Bir de Avustralyalı var. Künyelerinden anlıyorlar. Orası büyük boğuşmaların yapıldığı yer. Fakat biz bu bilince sahip olmadığımız için de oradan basıp geçip gidiyoruz. Niçin? Fotoğraf çekilmek için. Nerede? Anıtta. Anıt o olayı hatırlatmak için dikildi oraya ama maalesef olay unutuldu, anıt kaldı. Şimdi Çanakkale'de çok büyük zayiat var. Bu zayiatın sebeplerinden biri işte şu solda gördüğünüz şey. Bu bir rakamı, bu tabii topraktan çıktı, paslanmış. Bu bire benziyor, Misina'nın ağzı gibi. Bire benziyor. Ayağını bastığı zaman Osmanlı askeri, Türk askeri bunu çıkartamıyor. Çünkü kalın botları yok Osmanlı askerinin. İşte bir fotoğraf var. Onu da koyayım diyorum ama bir türlü nasip olmuyor.
Çanakkale'yi savaşını almak için bir gazinin bir fotoğrafı var. Böyle abideye doğru morta koyunda koltuk değnekliğiyle duruyor. Bir saygı fotoğrafı. Böyle bir resim. Hatırınıza gelmiştir. Orada gazimizin bir bacağı yoktu. İşte bacağın olmamasının sebebi bu aletler. Bunlar savaş hukukuna aykırı şeyler. Çünkü Türk askerlerinin taarruza kalkacağı yerler belli. Bunlar atıyor Fransa'da çoğunlukla. Ve işte bunlar ayaklara batıyor ve çıkmıyor. Fransızların ikinci, özellikle İtilaf Devletleri'nin ikinci ihlali hepimiz biliriz. Oksitlenen mermi kullanmaları, bakır alışımlı mermi kullanıyorlar. Vücuda girdiği an 1,5 saat içerisinde çıkması gerekiyor. Çıkmazsa zehirliyor. Ve şehitlerimiz o kadar, biraz önce rakamları gördünüz. Yani çok büyük rakamlardı. O kadar zayiatın olma sebepleri işte bunlar. Ve dahi sargı yerlerinin bombardıman edilmesi var. Zığındere'ye gittiğinizde göreceksiniz. Orası bir sargı yeri. Yani Hilal'in olduğu, Hilal-i Ahmet'in olduğu bir yer. Yani sağlık merkezi. Fakat orası bombardımana uğruyor. Ve şehitler veriyoruz. Yanında gördüğümüz Mehmet Çavuş Anıtı. Bu abideyi ben özellikle anlatıyorum. Büyük abidemiz yapılmadan önce Çanakkale anma törenleri burada yapılıyordu. 30'lu yıllarda jandarma birliği tarafından dikilmiş bir abide. Anafartalar da bahsetmek lazım. Az önce bahsettiğimiz, söylediğimiz şey, hani nasıl İngilizler Nisan ayında ve Mayıs ayındaki taarruzlarında Seddülbahir'i asıl nokta almışlardı. Şimdi tam tersini yapıyorlar. Kuzeyi esas alıyorlar. Anafartal Ovası'ndan Türk birliklerinin böyle bir bıçak gibi keserek imha planı yapmayı düşünüyorlar. Ve Anafartal Ovası'nda bir harekat yapıyor. O harekatı biz 1. ve 2. Anafartalar Muharebesi olarak görüyoruz. Tabi burada 15 kilometrelik bir alanda 13 Türk tümenine karşı 22 İngiliz tümeniyle dövüşüyoruz. Bu meşhur bulut olayı da işte bu muharebeler sırasında vuku buluyor. Bu bulutla ilgili olarak da maalesef İngilizlerin kendi bahanesi olarak gördüğümüz bu şeyi farklı anlatımlar içinde ifade ediyoruz. İngilizlerin kraliyet alayı Osmanlı askerinin, Türk subayının ve Türk askerinin keskin nişanı ve mükemmel savunması sayesinde tarumar ediliyor. Ve İngiliz kraliyet alayı, Norfolk alayı yeniliyor. İngilizler bunu kendi tarihlerinde aktarırken bu sis imajıyla anlatıyorlar. Sis ne var? Sabahları sis oluyor. Bir de barut sisinden dolayı olduğu söyleniyor. Fakat bu bulutun alıp götürdüğünü söyleyen İngilizler. Fakat bizim kaynaklarımız diyor ki bu alayın askerlerinin yaralı olanlarını biz kendi hastanemize tedavi ettik. Ve onların Norfolk alayına hayat olduklarını gösteren işaretleri de bugün işte o bölgede bulunan çeşitli müzelerde koleksiyonerlerin elinde bulabilirsiniz. Demek istediğim şey şu. Çanakkale savaşlarında bazı böyle mitler çıkıyor. Bu mitler her savaşta oluyor. Fakat asıl olan durum Türk askerinin o başarısına gölge düşürüyor. Eğer böyle bir anlatım yaparsak anapartalarda büyük başarı kazanan Türk askerinin bu zaferini gölge düşürmüş oluyor. Savaşın sonuna doğru artık Ağustos'ta kırmızı atlar İngilizlerin ve Fransızların tuttukları hattan oluyor. Ve Türk askerinin tuttuğu nokta böyle. Burada bazı araştırmacılar burada şaşırıyorlar. 22 tane tümen geliyor burada. 22 tane tümen savaşıyor burada. 22 tümen az değil bu bölgede. Bu resmi kaynaklarla ilgili 251 bine varıyor. Onlar İtilaf Devletleri diyor ki biz 141 bin zayiat verdik. Ve toplam Çanakkale'de 392 binden fazla asker zayi oluyor. Zayiat diye geçiyor. Liman von Sanders'in işte Alman generalin daha sonra Türkiye'de 5 yıl kitabında Türk askerini övüyor. Çünkü Çanakkale Türk askerinin tanındığı bir savaş. Türk askerini, Türk subayı da tanımıyordu. Alman subayı hiç tanımıyordu. Çünkü ona diyordu ki böyle hani savaşamayacak nitelikte. Ama Çanakkale'de
onu tamamen o düşünceden uzaklaşıyorlar. Diyorlar ki Türk askeri çok farklı. Çünkü onlar ölüme koşuyorlar. Düşmanlarıyla aslanlar gibi savaşıyorlar. Buna şahit oluyorlar. Ve hani Türkiye Cumhuriyeti'nin ön sözüdür denmesinin nedeni orada insanlar birbirini tanıyor. Mülkiyeli, tıbbiyeli, harbiyeli, vatandaşı olan, yani aynı milletten olan insanları tanıyor. Ian Hamilton kara kuvvetlerinin başındaydı İngilizlerin. Biz yapacak bir şeyimiz yok diyor. Bir inç kalınlığında çelik döşedik resmen diyor. O kadar çok top attık ki top mermisi. Gelibolu Yarımadası'nda bir inç kalınlığında bir tabaka oluşurdu bizim bu attığımız mermiyle. Fakat diyor karşımızda ölüme koşan askerler vardı. İngilizlerin o kadar ayrıntılı planları var ki onları çileden çıkartan da bu zaten. Düşünün ki Tower'da geçecekler. Denizden gelecek gemi top atışını neye göre planlıyor? Neye göre tarif ediyor? Bu bisküvi kutuları var. O bisküvi kutularının metal kısımlarını piyade askerlerinin sırtına iliştiriyorlar. Böylece karşıdan baktıkları zaman parlıyor. Onun ötesinin Türk hattı olduğunu düşünerek oraya ateş ediyorlar. Böyle ince hesapları var. Fakat Mustafa Kemal'in o Anafart'ta muharebesi sırasındaki taarruzunun nasıl yapıldığını düşündüğümüzde biz bu konuda daha organize hareket ediyoruz. Biliyorsunuz Jonk Bayırı'nda Mustafa Kemal'in bir anıtı var. Elinde kırbaç var. İşte o kırbaçın öyküsü var. Mustafa Kemal 19 Mayıs'taki başına gel, hani 19 Mayıs'ta Mustafa Kemal ile dövüşüyor ve en az da hayat veren zaten 19 tümen. Fakat oradaki eksiklik neydi? Komutanların taarruza kaldırmadan önce düşmanının kuvvetini bilmiyordu. Yani değiştiğini, güçlendiğini bilmiyordu. Mustafa Kemal Anafartlar muharebesi sırasında bu yanılgıya düşmemek adına öne çıkıyor. İşte o şaraplar parçasının değdiği anda o andır saatine. Bakıyor. Diyor ki ben kırbaçımı şaklatacağım. Arkadaki istihkam birlikleri küreklerini kaldıracaklar ve taarruz ondan sonra başlayacak. Taarruz başlıyor ve inanınız ki karşısındaki askerlerin makineli tüfeklerinin ahşap kısımları kızışıyor. Türk askerleri saf saf o mermiye doğru koşuyorlar adeta. Çünkü Jonk Bayırı ve Koca Çimentepe'yi bırakmak istemiyorlar. İşte Mustafa Kemal'in en önemli sözü maneviyatı anlatır. Çanakkale'de maneviyatsız bir anlatım mümkün değildir. Mutlak değinmek lazım. Yani ölümün muhakkak olduğu bir zamanda kendimizi bu ana götürmemiz gerekir. Ölüm geldiğinde insanın eli ayağı birbirine dolanır. Ama orada Türk askerinin metaneti, öleni görmesi, ancak ölümden çekinmemesi ve tekrar koşarak adeta savaşa katılması, işte o Çanakkale Muharebesi'ni kazandıran yüksek ruhun bu olduğu Mustafa Kemal tarafından vurgulanıyor ki bugün de bunu yadsımak mümkün değildir. Şimdi Çanakkale Savaşı'nın sonuçlarını askeri kaynaklarda söyleyebiliriz. İşte Rusya'ya yardım gitmedi, efendim Çanakkale Avrupa'da büyük yankı uyandırdı. Uzun uzadı diye söyleyebiliriz. Ancak burada kaybedilen neslin yerine gelmediğini de söylememiz lazım. Bu kutlu çatı altında Türk Ocağı çok önemli bir kurum. Türk Ocağı Çanakkale ile hemhal olan bir dernek, bir topluluk, bir kurum. Nasıl ki tıbbiyelerin mektubu ise Çanakkale'ye heyetler gidiyor. Askerimizin moral motivasyonunu yükseltmek adına orada faaliyetlerde bulunuyor. Bugün siz deniz kıyısından gidiyorsunuz Abide'ye doğru yine yolunuza devam ettiniz. Daha sonra Soğanlıdere tarafından içeri doğru girdiniz. Orada Melek Hanım Çiftliği diye bir çiftlik var eskiden kalma. Orada kalıntıları duruyor. Orada bir moral tiyatrosu, böyle milli duyguların pekiştirildiği bir moral tiyatrosunu tertip ediyor Türk Ocağı. Yani Türk Ocağı olaylardan çok böyle kendisini izale etmiş, tamamen uzaklaştırmış değil. Bizzat bu savaşın içerisinde yer alıyor. Ve bu uzun anlatımı sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ve aziz şehitlerimizin ruhları şad olmasını diliyorum. Sorular ve cevaplara devam etmek mümkün. Hocam, ağzınıza sağlık. Ben burada olanların pek çoğundan daha şanslıyım. Çünkü Çanakkale'nin cephede oradaki yerlerin pek çoğunu hocamla birlikte gezmiş olmak, orada o anda ondan dinlemiş olmak nedeniyle
bir kez daha o zamanki gezi içinde şimdi tekrar teşekkür etmiş olayım. Diliyorum herkes işte Çanakkale'nin niye vatan olduğunu, bu ince hesapların nasıl yapıldığını bu akşam biraz daha iyi anlamış, kavramıştır. Sadece bir güne bunu sığdırmamamız gerektiğini, 365 günün her günü, her dakikası sadece Çanakkale değil, Anadolu'daki pek çok yerin bu şekilde vatan toprağı olduğunu ve böyle kazanıldığını idrak etmiş olmamızı ümit ediyorum. Evet, sorular varsa buyurunuz. Şimdi son dönemlerde Almanlar bu konuyu çok ilgilendiler. Evet, orada gerçekten insanüstü kahramanlıklar yaşandı. Her günün ruhu şad olsun. Ama oradaki başkomutan Liman von Sanders'tir. Dolayısıyla savaşın sevk ve idaresi Almanlar tarafından yapılmıştır. Bu başarı varsa evet Türk askeri mühendisliği yapmıştır ama başarı Alman silahlı kuvvetlerindir gibi bir şeyle tezle ortaya atmaya başladılar. Ben Almanca ile aramda olduğu için şey yaptım. Ne dersin bu konuda? Yalnız kara muharebeleri için değil, deniz muharebeleri için de aynı iddia var. Özellikle bu Nusret Mayın gemisini döşediği 26 Mayın'ı Amiral Marten'in aslında önerdiğini ve bu 26 Mayın'ı oraya döşenmesini Almanların önerdiğini, tavsiye ettiğini söyleyenler var. Fakat biz kaynaklarımıza baktığımızda mesela deniz muharebeleri için Binbaşı Nazım Bey'in günlükleri yayınlandı. Bu günlüklerde bu 26 Mayın'ın döşenmesinin tasavvuru, düşüncesi, planlanması ve uygulanması tamamen Türk kuvvetlerine ait. Bu konuda bir şey şüphe yok. Diğer kısım ise Liman Paşa'nın görev bu konuda çok nasıl söyleyelim? Tabii ki 5. Ordu yaptı bunu ve 5. Ordu komutanı Liman Paşa'ydı. Bunu artık hani reddetmek mümkün değil. Ancak şöyle bir şey var. Oradaki Türk askerinin hani bu gayretini kimse, yani Alman generaller de anlatıyorlar. Yani tamamen Liman Paşa bu zaferi kazandı demek oradaki Türk askerinin ve Türk komuta heyetinin, işte binbaşı Mahmut Sabri Beylerin, yüzbaşı Faik'lerin, Hakkı'nın, Esat Paşa'nın, Vehip Paşa'nın, kardeşi Vehip Paşa'nın, Hakkı'nın yenmesi o gibi olur. Çünkü hani başındaydı ama ilk gün mesela o Bolayır'da saldırı yapılacağını düşünüyordu ve karargahında bile değildi. Yani ilk günü kurtaran Türk subayları oldu. İşte Mustafa Kemal, Esat Paşa, Vehip Paşa, işte az önce de bahsettiğim gibi Halil Sami Paşa mesela, Halil Sami Bey, 9. Tümen Komutanı, binbaşı Mahmut Sabri Bey gibi. Eğer onlar olmasaydı Liman Paşa yani baştan yenilmiş olacaktı. Zaten tasarısında yanılgının olduğunu sunmuş oldum. Yani çünkü Almanlar bunu söylemiyorlar tabii. Sadece kağıt üstünde. Dediklerinde yanılgı yok. Fakat savaşın seyrine baktığımızda Liman Paşa'nın çok büyük etkili olmadığını görüyoruz. Evet. Bir şey sorayım. Can, öncelikle sağ olun. Sorum şu. Çanakkale zaferinden sonra yaklaşık 5 yıl sonra İstanbul işgal ediliyor. İstanbul'un işgalindeki süreçte askeri değil de diplomatik bir başarısızlık mı var? Yani İstanbul için savaş yapılmış ama 5 yıl sonunda İngilizler yine işgal etmişler. Çok doğru, çok evet, çok doğru bir yaklaşım. Daha doğrusu bu çok tartışılıyor. Diyorlar ki 1915'te 251 bin zayiat vererek geçirtmediğiniz Çanakkale'den 3 yıl sonra Mondros Ateşkes Anlaşması'nı imzalayarak hatta mayınlarını siz temizlediniz. Yani Türkler temizledi. Mondros'un 1. 2. maddesi bunu söylüyor. Maalesef bizim tarih eğitimlerinde Mondros'un 7. ve 24. maddesini sayıyorlar. Ama 1. ve 2. maddesini saymıyorlar. Oradaki mayınları bize temizlettiler ve oradan geçip gittiler. Ama bu tarihi bir süreç. Şimdi biz 1918'i 1915'ten göremezdik. 1915'te yapılması gereken tek şey Çanakkale'den o düşmanın geçmemesiydi. Bu sağlandı. Ve 1915'te bu sağlandıktan sonra Osmanlı askeri, subayı büyük bir moral, motivasyon kazandı. Mesela 1916'da Kutulamayı da kazandı bunun üzerine.
Avrupa'ya gittiğinde dediler ki Çanakkale kahramanları geliyor. Çanakkale'nin bu yankısı çok büyük. Daha sonra 1916'da Kutlamere'de kazanınca Osmanlı Devleti artık ben dedi hani o hastalık halimden kurtuldum. Hani hasta adam diyorlardı. Ben artık hasta adam falan değilim. Dinç bir adamım artık. Bunu diyordu 1917'de. Fakat savaşın seyri Osmanlı elinde değildi. Osmanlı Devleti savaştı, vazifesini yaptı, cephelerde savaştı. Fakat savaşın seyrini değiştiren iki olay var hepimizin malumu. Bolşevik devrimi, ihtilal ve devrim işte 100. yıl anılıyor. Bir de Amerika'nın savaşa dahil olması. Ve bu işler bütün hesapları alt üst etti. Fakat hani ben bunu çok vurguluyorum. Yani savaş meydanlarında söylenen bir söz var. Lincoln söylüyor Amerikan-İç Savaşı'nda. Diyor ki bu savaş burada savaşanlar için biz bir şey yapamayız. İlave bir şey de yapamayız. Çünkü bunlar buraya gelenler vazifelerinin üzerlerine ne vazife varsa yaptılar. Ve onlar orada anıtlaştı, kahraman oldular. Çanakkale kahramanları da öyle. Yani netice biz şimdi 2016-2017'den bakıyoruz. İşte niye böyle oldu, niye şöyle oldu diyoruz da 1915'teki ortam öyle değildi. Geçmemesi lazım. Az üzerinde vurgulayarak söylemek istiyorum. Bu savaş, Çanakkale muharebeleri din için, millet için, vatan için yapıldı. Saltanat ve halifenin, yani İstanbul'un korunması için yapıldı. Çünkü buradan geçen askerin, Çanakkale bir kapıydı. Geçemediler işte. O yüzden geçemedik diyoruz. Geçitmedik. 1915'te geçseydi ne olurdu? İşte sonuçlarını anlatıyoruz. Osmanlı Devleti'nin ne olacağını, o tamamen varsayımsaldır. Yani tarihin dışında bir mevzudur. Hocam bir karanın üstünde bir savaştan bahsettik. Tabii. Bir denizde bir savaştan bahsettik. Bir denizin altında bir savaş var. Onda denizaltıların önüne zincir çekilmesi doğru bir şey mi? Yani bildiğimiz şey doğru mu? Evet evet çok doğru. Şimdi Çanakkale tabii çok derya deniz bir şey. Hep söylüyorum. Çanakkale modern savaşın çeşitli boyutlarının örnekleri var. Mesela denizaltı savaşları var. Hava savaşları var. Biz savaşa girerken 4 uçağımız vardı. 15'e çıkarttık savaş sırasında. Denizaltı savaşları da var. Boydan boya zincir çekme olayı doğru bir hikaye mi? Anlatılır. Zincir çekme değil, manialar var. Deniz manialları dediğimiz böyle yani balıklar için ağlara benzer ağlar var. Evet. Ki bu sayede geçmesinler ama geçiyorlar. Çanakkale'yi geçtiler. Evet. Sultan İshak mesela ben 90. yılda Çanakkale'deydim. 100. yıl için Yeni Zelandalı ve Avustralyalılar bu Çanakkale Boğazı'ndan geçen denizaltılarının vatanları denizin üstüne çıkartalım ve sergileyelim dediler. Evet. Allah'tan böyle milli hisleri kuvvetli bazı hani hocalarımız vardı orada sağ olsunlar. Dediler ki biz de Sultan Hisar'ı karşısına koyarız. Çünkü Sultan Hisar gemisi batırdı bunları. Hmm. Yani onu da anlatmanız lazım. Yalnız onlar geçtik diyorlar ama. Evet, mevzunun böyle bir şey var. Denizaltı çok büyük tehlikeydi. Özellikle biz denizden asker gönderiyorduk. Ve yaralılarımız deniz yoluyla gidiyordu. O yüzden mesela anılarda okursunuz Çanakkale ile ilgili. Sigara içilmesi yasaktı mesela güvertede. Işık yakılmazdı. Çünkü bu denizaltı saldırıları vardı Marmara'da. Ve çok tedbir alınıyordu. Bu vesileyle şunu söyleyeyim. Çanakkale'de şehit olanlar dışında bir de Çanakkale'den İstanbul'a kadar ki o yolda deniz kıyısında ve İstanbul'da Çanakkale şehitleri var. Çünkü oradaki asker ufak yaralanmalarını şöyle ceketinin altında bulunan ilk yardım seti gibi bir şey. Bugünkü ifadeyle söyleyeyim. Bununla yapıyordu. Hemen sarıyordu. Ama daha ağır yaralananlar işte Şahindere'de, Soğanlıdere'de, Zığındere'de, buralarda işte Kurucadere'de, buralarda tedavi ediliyordu. Daha da ağırsa eğer hani artık iyileşip cepheye dönemeyecek. Onlar gemilerle işte Akbaş'tan, Soğanlıdere'den, havuzlardan, iskelelerden gemilere bindiriliyordu. Ve Hilal-i Ahmer gemileri ki bunların en meşhuru Gülnihal vapurudur. Onunla İstanbul'a götürülüyordu. Yolda şehit olanlar da hemen ikmal için durulduğunda oraya defnediliyordu. Çok güzel oldu. Evet. Arkadaşımız kaldırır sonra size. Buyurun. Hocam öncelikle teşekkür ederim. Güzel bir anlatımdı. Ben şeyi merak ediyorum. Şimdi üç kısım olarak canlandırıyoruz. Yani üç kısım olarak anlatıyorsunuz. Deniz Savaşı, Hazırlık ve Kara Savaşı olarak. Peki neden sadece Deniz Savaşı'nın zaferini kutluyoruz, diğerlerini göz ardı ediyoruz? Farklı bir anlatım mı var orada ya da bizim bilmediğimiz bir şey mi var? Sevdim. o yüzden ben 18 Mart o levhasında başladım.
Çünkü 18 Mart çok tabii anıtlaşmış bir tarih. Üniversitesi var, 18 Mart Üniversitesi. Fakat burada savaş her gün devam ediyor. Bugün de savaş var. Yani savaş var. Yani 16 Mart'talar, 18 Mart Perşembe günü de olacak. Yani Çanakkale'de hatta 100. yılında böyle bir takvim oluşturdular. Her gün ajanda gibi düşüyordu mesela ne olduğuna dair. Ben 90. yılda yine Çanakkale'deyken oradaki hocalarımız sağ olsunlar diyorlardı ki Çanakkale'yi 18 Mart'ta anmayalım. Çanakkale şehitlerimizi ve bütün şehitlerimizi sadece o gün anıyoruz. Bunu haftaya da yayamayalım. Bütün yıla yayabiliriz. Çünkü bütün bir yıl boyunca mücadele ettik. İşte Anafartlar Muharebesi Ağustos'ta oluyor. Kirt'te muharebelerine baktınız. Nisan'da var, Mayıs'ta var, Haziran'da var. Kerevizde de yine Haziran ve Temmuz'da var. Yani bu muharebeler bütün yıla yayılmış durumda. Böyle bir savaşı anlatabilmek için niye bir güne sığıyor, niye bir haftaya sığıyor diye çok anlattılar. Onun üzerinden işte 12 yıl geçti. Değişen çok da bir şey olmadı. Denizli vardır başına. Değil mi? 18 Mart deniz zaferi de olarak kutlanmıyor mu? Çok işte orada ona takılıyorlar. Biz diyoruz ki Çanakkale deniz zaferi ifadesi Çanakkale kıyı savunması yapıyoruz biz. Deniz savaşı dediğimizde arkadaşlar bilirler. İki tane donanma gelir. Dövüşürler. Bizim donanmamız yok. Hani donanmamız var da Çanakkale'de bir ispatı vücut mümkün değil. Yani piramize gibi bir şey değil. Evet evet. Biz kıyıdan hatta bunu şöyle anlatıyorum. Bazı aksiyon filmleri var bu Amerikan filmlerinde. Adam işte yerden helikopteri düşürdüğünde adam film yapmış onu. Yani bu savaş filmlerinde de öyle. Biz kıyıdan sabit hedefler durumundayız. Nerede topumuz tüfeğimiz var belli belli. Ve oradan biz savunma yapıyoruz. Asıl işte cesaretin örneği o. Ben 18 Mart'ı küçümsemiyorum. Fakat 18 Mart'a sığdırırsak bu iş böyle takvim ajanda olayına döner. İşte 18 Mart'ta Çanakkale şehitlerini alalım. 19 Mart'ta başka bir şey yapalım. Böyle değil. Tamamen bu ruhu, işte bu yüksek ruhu aktarmakta sıkıntı yaşıyoruz o zaman. Tüm derdimiz bu. Evet. Teşekkür ederim. Bu hiç adı geçmedi ama bir Hindistan birliğinin Türk birliğinden ezan sesi duyunca saf değiştirdiği söyleniyor. Bu savaşın sonucuna bir etkisi olmuş mu? Nerede oldu bu olay? Bu olaylar Zığındere'de oldu. İngilizlerin sömürgelerinden getirdikleri vardı Hindistanlılar onlar. Taraf değiştirmiyor ancak İngiliz subaylar savaşmak istemediklerini ve teslim olmadığını Kutulamere'de göreceğiz. Orada Hindistan birliği var. Ama Çanakkale'de, Zığındere'de Hindistan'dan gelen Müslümanlar ki Pakistan bu artık. Onlar ezanı duyunca karşıdaki kişilerin Müslüman olduğunu görüyorlar. İngiliz subaylar da bunu fark ediyor. Onları geri hizmete alıyor. Savaştırmıyor. Ayırıyor yani cepheden onları. Hindistan'dan gelen aslında böyle kırmızı böyle özellikle kırmızı boyalar süren sakallarına böyle vahşi bir topluluk var. Şimdi hatırıma gelmiyor. Onların palaları Zığındere'de çok zayiat veriyor Türk askerlerine. Palaları var büyük, vahşi adamlar hakikaten. Palalarla saldırıyorlar. O taarruz sırasında çok zayiat veriyoruz. Hindu dedikleri işte Hindu dediği Hint birlikleri vardı. Onlar yani hepsi Müslüman değildi. İşte o başka inançta olanlar çok aşırı vahşi manzaralara sebebiyet verdiler. Palalarıyla. Evet. Hocam teşekkür ederiz. Belki konumuz dışındadır ama şimdi anıttan ben soracağım. Bir Çanakkale ruhuyla tarihiyle bir bağlantısı var mı bunun yoksa tarih yapanlarla tarih yazanlar arasındaki bir çelişkiden dolayı mı bir hikaye anlatmaksın dört duvar çıkmış mantığım var. Tabii Mustafa Kemal yani Çanakkale'deki Mustafa Kemal Çanakkale'yi ziyaret ediyor. Savaş alanlarını kendisi de görüyor o zamanki haliyle. Şimdi bir abidenin yapılması düşünülüyor. Bu abide 40 metre yüksekliğinde olsun deniyor en az. Çünkü o dönemde İngilizlerin ve Fransızların anıtları dikilmiş. Böyle bütün yarımadadan görülebiliyor. Onlar sanki zafer kazanmış gibi duruyor. 40 metre yüksekliğinde bir abide yapılması Mustafa Kemal tarafından isteniyor. Ancak onun ömrü vefa etmiyor. Daha sonra malumunuz üzere bu işlere yolsuzluk karışıyor. Halbuki bu
anıt, üzerine bir tane de Mehmetçik anıtının olacağı. Yani hani bu Polatlı'ya giderken Mehmetçik anıtı gibi böyle dur şeklinde bir anıtın olacağı tasavvur ediliyor. Fakat bu gerçekleşmiyor. Bu anıtın yüksekliği 41 metre 70 santim. Mustafa Kemal'in o sözüne, hani isteğine göre 40 metre yapılıyor. Üzerine Mustafa Kemal'in boyu ekleniyor. 41 metre 70 santim yapılıyor. Bazı anlatımlarda bu anıtın M'yi ifade ettiği ve Mehmetçi'ye ve Hazreti Peygamber'in ismine gönderme yapıldığını anlatan rehberler var. Onu söyleyeyim. Ancak yani maalesef bunda da yolsuzluk karışıyor ve halkın yardımıyla 1950'lerin sonunda ancak dikilebiliyor bu haliyle. Ve o zaman içerisinde dikiliyor ve belki son yıllarda görmüşsünüzdür çok yeniden talat yapıldı. Sebebi çünkü Hisarlık mevki eski bir yerleşim yeri. Onun altında bir eski bir hisar kalıntısı var. Orasının toprağı çok yumuşak ve bu anıt yavaş yavaş Mortu koyuna doğru gidiyordu. Ve o yüzden bunun temellerini sağlamlaştırma çalışması yaptılar. Böyle 2-3 yıl sürdü bu. Şimdiki haliyle bir sıkıntı yok gibi görünüyor. Ancak anıtları yaparken hani bizim düşüncemiz hani bir birlik yok mesela anıtlar için. Bir İngiliz anıtına baktığınızda dünyanın neresine giderseniz İngiliz anıtını tanırsınız. Avustralyalılar için de öyle. Bizim bu anıtımız böyle. 2004'te yaptıklarımız farklı bir tarzda. Efendim daha önce 1960'larda yaptığımız anıtlar farklı. Yani burada bir birlik yok. Bu da hani zaferi biz kazandık ama sahiplenmedik gibi. O yüzden böyle bir sıkıntımız var. Mesela Fransa anıtı niye Mortu koyunun üstünde duruyor? Adamlar ince hesaplar yapıyorlar. Çünkü Lozan Anlaşması'nda bir yer verilecek. Orada anıt yapacaklar. Diyorlar ki biz Anadolu'ya bakan kısmı istiyoruz. Fransız anıtı Anadolu'ya bakar. Çünkü onların kafasında Anadolu vardı. İngilizler çağırmasaydı Anadolu'dan yürüyeceklerdi. Hatta böyle bir Fransız bilim adamı geldi dedi ki 2004 senesinde. Biz dedi eğer İngilizler çağırmasaydı Anadolu'dan yürüyecektik. Hani Osmanlı'nın ilk baştaki savunmasının ne kadar haklı olduğu da çıkıyor. Çünkü Anadolu'dan saldırsaydı bu kadar kuvvet belki bunu durduramayacaktı. Ama İngilizlerin o inatçılığı bizim lehimize oldu. Böyle bir şey var. Anıtla ilgili çok spekülasyon var. Ama bu anıt yani artık o tadilattan sonra mesela... Anıtlaştı anıt yani. Evet anıtlaştı artık. Mesela anıtı nerede görseniz Çanakkale anıtı olduğu biliniyor. Paralara bastık bir zaman. Bunun altında bir tane müze vardı. O müze mesela... İkinci Elizabeth'in gezdiği birkaç tane müzeden biridir onun altındaki müze. Şimdi değiştirdiler, şimdi televizyon gösterisi, sergi alanına çevirdiler. Burası bu şekilde. Ya, fiziksel şeklinin savaşla Çanakkale bağlamı çok sadece bir görsellik. İşte 2004'te bu ayaklarının altına şuralara rölyeflere ilave ettiler. Bu sonradan ilave edildi. Halbuki İngilizler yaparken, İngilizler anıtlarını hani anlatıyorum burada onlara ver gibi oluyor ama adamlar savaş bittikten hemen sonra ateşkes anlaşması yapılınca hemen heyet gönderiyorlar. Savaştıkları yerleri tespit ediyorlar. Ölülerini, mezarlarının yerlerini tespit ediyorlar. Osmanlı Devleti'nden de yardım istiyorlar. İngilizce bilen subay sayısı az. Bir tane buluyorlar. Onunla beraber geziyorlar yarımadayı. Biz buraya eğilmemiz 50'leri 60'ları buluyor çünkü biz... Atsız Bey'le beraber başlatan Atsız Bey'dir. Hem bunun yapımıyla ilgili şeyler de bu Çanakkale'nin hatırlanması ve kutlanmasını İstanbul'dan seferler, kafilelerle ilk defa Atsız Bey kafile başkanlığı yapar ve giderler. Onunla beraber başlayan bir şey. Evet. Başkaları da gitmişti tabii, hocam. Işte, hatırlar mısın? O neyse onu hiç yok, 1962 yılında Çanakkale. Şimdi evet, onu da işte, genç tarihçiler not edin. Şimdi ruh nerede? Onu 1962 yılında o Kadeş Vapuru'nu da anlatın. Neyse boş ver. Şimdi bir şey sorayım ben Volkan. Bir kelime de geçti. Emir Paşa nerede orada? Emir Paşa başkumandan vekili. Ve ne? Bir daha söyle. Başkumandan vekili. Başkomutan kim? Padişah. Yani Sultan Reşat başkomutan. Sultan Reşat başkomutan. Şu ortadaki madalya Sultan Reşat'ın imzaladığı. Tabii burası. Yani gazilere verdiğimiz ve şehitlere verdiğimiz başkomutan. Yani Çanakkale'deki bizim başkomutanımız, fiili başkomutanımız Enver Paşa. Evet. Başkomutan vekili. Kutulan Mahalle'deki başkomutanımız kim? Enver Paşa. Enver Paşa son yüzyılımızın iki büyük öyle mi zaferi? Kutulan Mahalle ve muhteşem bir zafer. Ve Çanakkale ikisinde başkomutan Enver Paşa.
Enver Paşa Çanakkale'ye gider, gezer, gazetecileri götürür, yazarları götürür vesaire. Hatta bildiğimiz hikaye, menkıbeler bunlar ama Enver Paşa Çanakkale'den döner, Erkan Harbiye Reisliği'nin önünde, yani bugünkü İstanbul Üniversitesi'nin önünde, Bayezid Meydanı'nda o nutuk ve muhteşem bir hatip nutuk atar. O sırada İstanbul Erkek Lisesi de hemen oraya yakındır ve çocuklar bunu duyar ve gelirler, oraya gelirler ve hepsi gönüllü, hepsi gönüllü sıraya girerler. O sırada şey, seferberlik ilan edilmiştir, cephe asker istiyor, asker yok ve İstanbul Erkek Lisesi'nin talebeleri buraya girerler, gönüllü. Gözü de çok fazla seçmeyen bir hocaları var. O da o sırada geçerken bakıyor, benziyor, bakıyor kendi talebeleri, varıyor. Ne yapıyorsunuz ya? Bunlar 14-15 yaşında. Hocam Çanakkale'ye gidiyoruz. Yavrum siz ne yapacaksınız? Hocam biz Çanakkale'ye gideceğiz. Ve gönüllü yazılırlar, Çanakkale'ye giderler. Gittiklerinden 2-3 gün sonra bile hepsi birden şehir olur. İstanbul Erkek Lisesi'nin şeyi o işte. Siyah, sarı siyah. O şey, siyah şeyi de o. Şimdi o Enver Paşa. Biz Çanakkale'de hiçbir şeyini bilmiyoruz. Bir şey daha söyleyeyim, o hepimizin utancıdır. Bir keresinde sizin bölümden bir öğretim üyesi bu Taşbaşı salonunda bundan 8-9 sene önce konuşma yapıyordu. Hemen konu buydu, vali var, şu var, bu var vesaire. Hemen işte başladı, anlatıyor. Şu benim yanımda da bir iktisat profesörü var. Yanımda iktisat profesörü var. Aynen bu yaşadığımız. Sordum ben ona. Dedim ki Çanakkale'de başkomutanımız kimdi? Şimdi bana baktı, yamyama bakar gibi. Dedim ya Çanakkale'de başkomutanımız kimdi? Ve bana öfkeyle ve şeyle, elbette Atatürk'tü dedi. Ya ne? Yanında iktisat profesörüydü. İsmini söylesem hepiniz biliyorsunuz. Şimdi söylemeyeceğim ismini. Anlatan tabii. Anlatanın anlattığı rezil bir Çanakkale'ydi. Onun da cevabı buydu. Çanakkale'ye ilgimiz ve bilgimiz bu. Bu seviyede. Biz Sarıkamış'ta Enver Paşa'yı mahkum ediyoruz. Bitiriyoruz. Başkomutan o. Evet, orada başkomutan o. Ama Çanakkale'de Enver Paşa hiç yok. Kutulan mahallede Enver Paşa hiç yok. Şimdi anlatırken de bir yerde bir şekilde bir kelimeyle geç. Esat Paşa hiç yok Çanakkale'de. Evet. Ya bizim esas başkomutanımız Cevat Paşa. Yani oradaki şeyler. Şeyin altında kimin imzası var? Seyit Onbaşı'nın tatbikatnamesinin altında kim var? Seyit Onbaşı, Cevat Paşa'nın. Cevat. Şimdi Cevat Çoban'ın adı hiç yok. Esat Paşa'nın, Vehip Paşa'nın neredeyse bu. Halbuki esas Çanakkale'de devleşen isimler. Bunları ben hatırlamıyorum. Sadece bir şeye mahkum ediyoruz. Doğru düz. İşte temenni ederim de burada çocukların için şansı, ilk defa derli toplu bir Çanakkale konuşmasını dinlediler. Efendim sahibinin ağzından, bilenin ağzından, o bakımda teşekkür ediyorum. Çok da güzel oldu. Çok da hoş oldu. Hocam bir şey var. Cevat ama Cevat Paşa'nın hakkını yememek lazım. Sonuçta Cevat Paşa hani Genelkurmay Başkanlığı yapmış Osmanlı Devleti'nde bir paşa. Cevat Paşa bu Gobel ve Brastav gemisinin Çanakkale'ye geldiği anda Boğaz komutanı, müstakkem mevki komutanı oluyor. Ancak 14'ünü tümenden oraya gidiyor. Yani Cevat Paşa kesinlikle denizci değil. Mesela geçen yıl bir köşe yazısında gördüm. Mustafa Kemal Karacı diyor. Hani Cevat Paşa diyor deniz savaşında denizcidir diyor. Bu da bir tarihi yanılgı. Şimdi her Sezar'ın hakkını Sezar'a vermek gerekiyor. Nasıl ki Cevat Paşa 18 Mart günü ve ondan önce 19 Şubat'tan beri var olan o savunmanın mimarıysa, mayınlama yapan kişiyse o, Esat Paşa Liman Paşa ile bu hani tartışmayı yapıyorsa, kardeşiyle beraber tabii bu savaşa katılıyor, Vehip Paşa ile beraber. Herkesin hakkını iade etmek lazım. Yani Mustafa Kemal'i İngilizler anlatıyor. Diyor ki savaşın seyrini değiştiren küçük rütbeli bir subay vardı diyor. Aynen böyle diyor. Çünkü Mustafa Kemal rütbesi yarbaydı o zaman. Yarbaydı yani. Sonra Haziran'da albay olacak. Ondan dolayı affedersin. Başka bir şey. Dün hatta yani Enver Paşa'ya bir teşekkürnamesi var. Gönderdiği mektubu arşivden dün yayınlamışlar. Enver Paşa'ya teşekkür ediyor. Hastaydım diyor. Zamanında cevap veremedim diyor. Bu albay rütbesinin terfiinden dolayı. Başkomutan Enver Paşa, evet. Erkan Harbiye Reisi ona mektup yazıyor. 4 satırlık bir şey var Mustafa evet, Kemal. Yani Enver Paşa ile Mustafa Kemal'i karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar burada. Öyle bir şey yok. Sadece bir kırgınlıkları var. Mesela Enver Paşa cepheyi ziyaret ediyor. Mustafa Kemal'in bulunduğu mıntıkaya çok geç kalıyor. Akşam kararıyor iyice. Geri dönmesi lazım İstanbul'a. Oraya gidemiyor. Mustafa Kemal de bunu hani aramızda bir şey var. Yani benim komutanımdan hani rahatsız herhalde ya da işte hani istemiyor diye. Öyle vehmediyor. İstifa yazıyor. Ama Liman Paşa araya giriyor.
diyor ki Mustafa Kemal istifa etmesin. Çünkü orada yani iki tarihte çok önemlidir yani bu 25 Nisan'da Bigal'dan kalkıp Jonkvayırı'na gitmesi önemlidir. Ana fartalarda da herkes önemlidir. Ama bu hiyerarşiyi de tutmak lazım. Yani Enver Paşa geliyor, cepheyi inceliyor. Enver Paşa'nın gitmediği cephe yok. Yani Galicia'ya da gidiyor, Batı cephe, Avrupa cephelerine gidiyor. Doğudaki cephelere de gidiyor, gidebildiği kadar. Çünkü bir harbiye nazırı aynı zamanda. Ve harbiye nazırlığı da kolay bir iş değil. Bütün yarışma ve savaş organizasyonu onun elinden geçiyor. Enver Paşa'nın aklını çok yiyorlar. O doğru, aklını yiyorlar. Ancak şunu unutmamak lazım. Enver Paşa bir vatansever. Vatansever. Ama çok heyecanlı bir vatansever. Bu heyecanı bazen işte ufak tefek büyük de olabilir bazen. O hatalara sevk edebiliyor. Ama bu heyecanda kötü bir şey aramıyorsunuz. Yani Sarıkamış'ta tam şehitlerimiz var. Fakat oradaki asıl amaç ne? Rusları def etmek oradan. Aynı hatayı Avusturyalılar da yapıyor. Avusturyalılar da yapıyor. Rusları def etmek. Konrad von Özendorf Karpatlar'da askerleri donduruyor. Aynı yıl. 1914 yılı. O kış çok soğuk bir kış zaten. Mesela Avusturyalılar, Avusturya Macaristan İmparatorluğu mensupları Konrad von Özendorf'un bu Karpatlar'da asker dondurmasını bu kadar büyütmüyorlar. Savaşın bir durumu diyorlar. Çünkü bu adam Avusturya Macaristan'ın hakkını korumak için Karpatlar'da asker göndermişti. Biz öyle bakmıyoruz. Bütün derdimiz yani iyi ve kötü diye insanları ayırmak ve kötü adam hiç iyilik yapmamıştır diye böyle kafamızda bir anlayış var ve böylece hakları yiyoruz. Evet, hocam tekrar ağzınıza sağlık. Basılı programda bir değişiklik var. Önümüzdeki hafta Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hüseyin Çınar bizlerle olacak. Osmanlı'da şehirlerin oluşumunda vakıf kültürü adlı konusuyla tekrar teşekkür ediyoruz.